Bas arkaya. Ve yayındayız. Evet. Merhabalar herkese. Hepiniz hoş geldiniz. Satranç Medya kapalı hızlı satranç şampiyonasından. Hoş geldiniz. Selamlar. Herkese selamlar. Sabrican ve ben yayını başlatıyoruz. Ve konuklarımız da bugünkü maçı oynayacak isimler Kübra Öztürk ve Mustafa Yılmaz. Hoş geldiniz diyelim öncelikle. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet. Evet, onun dışında yoruma da bir desteğimiz var. FM Selim Çıtak bizlerle. O da ilerleyen zamanda yorumlarıyla katkı verecek. Kübra, senden başlayalım. Mustafa'yla dün yayındaydık aslında. Bayağı evet. Keyifli vakit geçirdik aslında. Senden başlayalım, seni dinleyelim, sonra Mustafa'ya geçelim. Ne düşünüyorsun? Herkese tekrardan merhabalar, iyi akşamlar. Böyle bir organizasyonu ilk defa gerçekleştireceğim ben. Öncelikle söylemem gerekirse elinize sağlık. Yani teşekkür ediyoruz böyle bir organizasyonda beni de davet ettiğiniz için. Çok onore oldum. Umarım güzel geçecektir. Mustafa ile çocukluk arkadaşıyız. Aynı yerde büyüdük biz. Şu anda yani biz eskiden gösteri maçları yapardık beraber kulüpte. Şu anda o günleri yad edeceğiz. Yani 20 yıl olmuş çünkü tanışalı bizde. Aşağı yukarı. Çok güzel olacak bence. Eğlenceli bir organizasyon geçirmiş olacağız. Şimdiden teşekkür ediyorum her şey için. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz kabul ettiğin evet, için. Evet, Mustafa, sen ne düşünüyorsun? Ben daha ne ekleyebilirim bilmiyorum. Yani güzel bir organizasyon. Yani online satranç adına biraz renk getireceğini düşünüyorum Türk satrancına. Çünkü kuvvetli oyuncular oynayacak. Kesinlikle. Umarım keyifli olur. Güzel oyunlar oynayabiliriz. Evet, aslında ben de hani ilk oyun oldu, ilk maç olduğu için ayrı bir heyecanlıyım. Acaba nasıl olacak? Biz nasıl olacağız? Selim abiyle nasıl olacak böyle beraber? Çok heyecanlıyım. Satranç adına da ayrıca heyecanlıyım Türkiye için. Evet. İstersen ne Selim abiye davet edelim buraya. Aynen öyle, yorumlarda bize destek olması için. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, öncelikle sen ne düşünüyorsun? Öncelikle çok teşekkürler yayına katıldığın için. Bu arada senin de zaten Türkiye Satranç Federasyonu'nda bir yorumcu tecrüben var. Federasyonda yayın tecrübem var. Özel yayınlar daha önceden yaptım. Analiz Satranç'ın olsun, Türkiye Satranç Federasyonu olsun, çeşitli yayınlara çıktım. Bu organizasyona gelince bence çok çok güzel bir şey. Belki de bir milat olacak çünkü şimdi çağımız değişiyor. Bu internetten canlı yayınlar, YouTube kanalları, Twitch'ler, streamer'lar, YouTuber'lar, böyle filmi falan bile var. Yani yepyeni bir çağ yaşıyoruz ve online oynanabilecek en iyi oyunlardan biri satranç için. Yani böyle bir atılım yapılması, böyle ödüllü bir turnuva yapılması ve Türkiye'nin en elit ve özellikle genç online'a en yatkın sporcularının olması gerçekten çok güzel. Yani bunu ilk Satranç Medya yapıyor bildiğim kadarıyla. Bence bu bir milat olacak. Yani çok nasıl olur diye düşünmekten ziyade bunun keyfini çıkarmaya çalışın bence. Kesinlikle. Bu arada tabii bu turnuvayı yapmamıza katkı veren ve bizlere destek olan Yeni Satranç'a çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca ödüllerimiz var. Onlardan biraz bahsedeyim. Çok fazla tutmayacağım. Turnuva sonunda birinciye 1000 lira, ikinciye 600 lira ve üçüncüye 400 lira hediye edilecek Yeni Satranç tarafından. Ayrıca özel bir hediye var. Onu da şu an şimdi açıklamış olacağım. Sarven Şakman'ın koyduğu bir Biletix ödülü olacak, 100 liralık. O da şöyle belirlenecek. Bu benim fikrimdi. Umarım siz de burada keyif alırsınız. Turnuvadaki en iyi oyuna, en iyi oyunun kazananına Biletix'ten 100 liralık bir hediye çeki vereceğiz. Onu da şöyle yapmayı düşünüyoruz. Bir jüri oluşturacağız. O jüride sizin seçtiğiniz, kendi adınıza seçtiğiniz bir oyunu değerlendirecek ve ona göre seçecek. Yani bu maç sonunda Kübra kazandığı bir maçı, Mustafa kazandığı bir maçı bizlere söyleyecek ve onu aday gösterecek. Bakalım, çok keyifli olacak. Hem Sarven abiye hem de Yeni Satranç'a çok teşekkür ederiz. Bakalım nasıl
olacak. Merak ediyorum. Bir tahmin alayım ben. Yani bu maçla ilgili mi turnuvanın geneli? Turnuva geneliyle. Valla ben hepsi benim arkadaşım ama hiçbir zaman sözümü esirgemem. Benim favorim burada da söyledim Vahap Şanal. Ama çok yakın geçecek. Yani favori olması kazancı anlamına gelmez. Çok çok kuvvetli oyuncular var. Ama en genç olması ve hızlı satrancı olan yatkınlığından dolayı benim favorim ama burada yine Vahap'la birlikte 2-3 tane isim bence ön plana çıkıyor. Batuhan Daş'tan Mustafa Yılmaz. Vahap Şanal, ben bu üçünden bir, yani böyle bir tahmin yapmam gerekse bu üçünden birini tahmin ederdim ama bir kişi söylemem gerekiyorsa Vahap'ı seçiyorum. Evet. Ben de şimdi söylemem doğru olur mu bilmiyorum ama neyse onu saklayayım. Yani mikrofonlar kapandıktan sonra ben fark etmez. Daha sonra izlerler. Sonra izleyebiliriz ama. Rahat rahat söyleyeyim ben. Ben turnuva sonucunu Mustafa Yılmaz'ın kazanacağını düşünüyorum. Mustafa burada olduğu için değil yani. Olabilir. Hepsi yani dediğim gibi ama kesinlikle. Bir yani seçmek benim gerekiyor. Tahmin olarak yani herkesin bir tahmini olur ya, ben de. Tabii Şampiyonlar Ligi'nde kim kazanacak bilemezsin. Barcelona, Manchester City mi, Paris mi, şey yapamazsın yani. Hepsi çok iyi takım. Ben de tahminimi söyleyeyim o zaman. Ben de Mert Yılmaz Yerli Batuhan Daş'tan maçının kazananın turnuvayı da kazanacağını düşünüyorum. Abi, sen de o kadar. Kübra, seni de dinleyelim o halde. Ya ilginç olacak ama ben Mert Yılmaz Yerli diyorum. Yani benim ilk turnuvadan yani gördüğümden sonra listede Mert Yılmaz Yerli kazanacak diye düşündüm. Hala da öyle düşünüyorum. Bakalım maçta. Yılmaz herhalde en yatkın o değil mi? Evet, yani hani tam stili gibi, yani tam istediği gibi her şey ayarlanmış gibi. Yani hani onun olacağını düşünüyorum, bilmiyorum ama belli olmaz yine de. Dün de gayet iyi bir turnuva çıkardı o. Titled Arena vardı Leeches'in. Orada da iyi oynadı. Sonlara doğru biraz artık muhtemelen kondisyonu düştüğü için yapamadı ama bakalım nasıl olacak. Bu da tabii kondisyon gerektiren bir şey. Özellikle size de söylemiş olayım. 1+1'lik kısım tam böyle bittiğiniz noktaya geliyor. Yani yorulduğunuz zaman oluyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. Önerim bu. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor, öyle diyeyim. Bakalım. Evet, başka bir şey eklemek istemezseniz eğer oyuna geçebiliriz. Yani bu kadar. Başarılar diliyorum ben. Ben de başarılar diliyorum. Turnuva boyunca herkese şu an ilk bizim maçımız olduğu için diğerlerine de başarılar diliyorum buradan. Evet. Teklifi gönderiyorum. Şu an mikrofonları kapatıyoruz. Biz de kapatacağız. Ve tamam. Artık analizleri de geçmiş olacağız. Başarılar. Teşekkürler. Evet, mikrofonlar da kapandı artık ve başladı. Başladı. İlk oyun ha Mustafa Siyah. Mustafa Siyah, evet. Hep beyaz tarafından izliyoruz. Evet, onu bir ayarlayayım. Evet, bir açılışa tekrardan dönelim. Evet, Grunfeld oynadılar. Kübra çok az tercih edilen Vezir A4 şah variantı. Vezir A3'e gidecek büyük ihtimal. Şimdi Mustafa düşünüyor. Vezir A3'lü bir şeyler olabilir ileride. Yani Kübra'nınki zekice bir tercih bence. Çünkü teorik mücadelede Mustafa tüm yenilikleri mesleği gereği takip ettiği için, keza Kübra'ya göre çok daha üst seviyede oynadığı için hani daha az bildiği bir şey onu sürüklemek istiyor. Öte yandan Kübra da bu tarz hani konumlarda bir çalışması olabilir kendi turnuvalarında yaptığı. O yüzden şu an benim anladığım kadarıyla Mustafa hatırlamaya çalışıyor ya da pek bilmiyor. İlk defa karşılaşıyor. Aslında şöyle bir şey de düşünüyorum. Mesela Kübra şu an kendi açılışında oynayacak mı? Oynamayacak mı? Çünkü unofficial bir turnuva ve normalde karşısına gelecek bu varyantlar. Acaba normalde Grünfeld oynuyor mu, yoksa bir hazırlığı var mı, yoksa tamamen öyle mi gelişti? Şu an artık düşünme vakitlerinden Mustafa'nın açılışı tam hatırlamadı. Kübra'nın da artık yeni bir konumda olduğunu anladık. Şu an Vezir A3. Vezir A3 zaten o varyantın temel fikirlerinden biri. Şimdi göreceğiz bakalım.
Bundan sonra her iki tarafta file 3 herhalde. Evet. File 3 de daha şey geliyor değil mi? Ama işte file 3 piyon kaybediyor mu? File 3, file 3, file 4, kalede 1, e5 istemedi. Daha mantıklı bir şey yaptı. Evet, vezir a3, fil g5, o da e7'ye bastı. Şu an her şey çok, her iki tarafında makul gelişiyor. Şimdi arabi file 7 çıkıyor mu? Çıkmıyor mu diye baktım ama. File 2 bile alabilir. 3 taşa vezir fedası bile yapabilirdi. Yapmadı ama şu an file 7, kale 8. Siyahın konumu çok normal. Çok hızlı oynuyorlar yalnız bu arada. Yani 5+2 temposu gibi değil de sanki 3+0 evet. Oynuyorlar gibi. Şimdi bir file 7 gelebilir herhalde. Evet, file 7. Tabii şimdi file 7 mantıklı. Alıp alıp mı? Şimdi başladı. Ya da aynen vezir a4 mü yoksa file 7 mi diye herhalde bakıyor ama. Bence siyahın istediği gibi gitmedi işler o kadar. Gene de işte yakın. Pardon, şunu şuraya çekeyim. Şimdi vezir kanadında 2-1 kaldı ama. 2-1 var ama 2 fil var. Siyahın aktif oyundan eşitlemesi lazım. Fil d6. Yok iyi oynuyor. Kaledeydi. İlk maç biraz beklentilerimizin üstünde başladı diyebilirim. Yani şu an bu konum beyaza biraz iyi olması lazım. Çünkü beyazın fil çifti var. 7'ye de indi. Evet. A1'deki kaleyi de oyuna girdi. Şu an B7'yi savunamıyor gibi görüyorum. Çünkü kale B8'e fil D6 var. B piyonuna dokunursa E5 mi var? Başka bir şey. Ha, gerçi fil D6'ya da hani kale B8, fil D6'ya kale D8 dönüyor. O yüzden bir sıkıntı yok herhalde. Yok, şöyle yani beyazın şu an konumu tercih edilir. Ama zaten bu hep sürelerden anlayabilirsin bunu şimdi Mustafa. Problemleri var, çözmesi lazım. İyi kalmadı yani bu siyah bir şeyler yanlış yaptı. Bir şeyler ters gitti. Nasıl çözecek? Şimdi böyle bir şey buldu. Sürekli o piyonu artık peki, atla isteyecek. Peki A3 sürsek. Bu sefer de arkada. A3 oluyor ama gerçi. A3, B6, E5. Evet. Biraz tatsız. A3 iyi anlıyor. A3 tamam. Ondan evet A3. Şimdi orada siyahın problemleri var. Çok dikkatli oynaması lazım. Herhalde bir eşitlik varyantı vardır bir yerlerde ama şu an göze çarpmıyor. Şu an beyaz için ideal oldu. Fil çaprazda. Kale aşağı indi. Kesinlikle. Ne yapacak? Ama sadece E7'deki fil biraz daha iyi bir yerde olabilse. Gerçi olsa o, da o zaman D4 boşta ama tabii evet. Yani o da elimizle onu da böyle güzel bir yere koyup E4'ü de tutsak o zaman rüya pozisyonu olurdu ama şu an yeterli yani. Şu an beyazın üstünlüğü şey sabit kare B8. Şimdi varyantı Mustafa hesapladı. Biz de anlamaya çalışalım. Fil D6'ya ne planlıyor? Fil D6'ya kale D8 diye hemen gördüm. Tamam. Çünkü evet. Herhalde öyle yapacak. O zaman başka bir varyant düşünelim. Çünkü fil D6'da da iyi kalmıyor. At B4 ya at B5 gibi bir şeyle alıp alıp E5 sürebilir. O direkt E5 sürdü. Artık bu iyi bir hamle mi acaba? File 5 alması lazım. File 5 kale B'ye de yok. Bence olmadı yani. Oyun hızlı bir eşitliğe gidebilir. Bu E5 bir şey mi kaçırıyoruz? File 5 E5, file 5'ten sonra şey burada hani üstünlük veren hamle ne E5'te? Sadece o çaprazı açmak ve B7'yi almak. Ama işte piyonun, o piyonu yani mümkünse E piyonunu vermeden almak idealdi. Evet. Yani o ata basmak bir şekilde veya işte fil D6, kale D8, kale D8, kale D8 sonra E5 B7'ye baskı yaparak hani o tarz bir şeyi hesaplamak gerekiyordu. Bu fil E5 niye düşünüyor Mustafa? Bizim kaçırdığımız bir şey mi var? Fil E5'ten sonra fil B7 tek hamle. Tamam. Fil B7 alacak. Başka yok.
Yani gene beyaz bir sembolik bir üstünlük var gibi ama. Daha eşit kaldı. Daha eşitimsi oldu, evet. Yani beyaz o piyona bastırarak üstünlük elde etmek. Şimdi çok minimal bir üstünlük var. Bir de piyon yapılır da artık aynı yerde. Aynı oldu. 3'e 1, 3'e 1 kaldı. Bunu bekliyordum zaten. Şimdi Kübra fili geri çekip A7'ye basmak istiyor ama o A piyonu yani hemen A5 sürerek. Şey bir fikir olabilir mi? A4, A5, A6'ya girmek gibi. Tabii ki ona izin vermeyecek hemen siyah da. Tamam, fil D5 bu iyi hamle. Burada bu arada fil F7 gibi fedalar var. Fil F7, şah F7, fil D6 devamında fil E5 alıyorum, at boşta kalıyor. Ama aşağıya 6 çıkarım ben de. O hemen olmuyor. Çok belirsiz yani. Fil F7, şah F7, fil D6, şah E6, fil E5, şah D7, fil D4. Kalite geri kalıyorsun. Kalite aynen. Piyon olmuyor. Aynen. Şu an tehdit değil, fili çekmek istiyor. Şu an hamle beyazda olsa mesela fil C5 ya da fil B4 neredeyse oyunu ya kazanacak. Ya da A7 boşta şu an. A7'yi alabiliyor muyum? Alacaktır. Şu an evet. O zaman şah E6 da hani engellenmiş oluyordu zaten de. At E6 tamamen kesiyor o fikirleri. Tamam, kale A7 alsın. Kale A7'ye bir şey kaçırıyor muyuz? Hayır. Veya mesela fil çarpı E6. O fili vermek istemeyecektir. Ya o çok kıymetli bir fil. O kaçmıyor, atı istediği zaman alır. O fil yani tahtadaki en iyi taş şu an. Şey diye baktım hani o piyonu alsam bir de o piyon yapısını bozsam. Evet, kazanca yakın olur ama gene de yani satranç şeyi prensipleri yani o fili o ata hani sebep yokken vurmayı şey yapmaz yani dikte. Burada kale A7 eğer alabiliyorsak biraz hesaplamamız lazım. Ha, at C7 mi var? Ha, at C7 var. Ver. İkisini birden istiyor. Biz neyi kaçırdık ya? Bu nasıl bir hamle? Senin dediğini yapsaydı ne oluyordu? Bir şey hoşuna gitmedi. Yani file 6, F6, kale A7 bir şey hoşuna gitmedi. Veya Kübra şöyle düşünüyor da olabilir. Pozisyonum çok rahat. Her türlü profilaksi yaparım. Mustafa tabii boştaki piyonu kaçtı artık. Fırsatı ikinci kez vermeyecek. Ama o... F5 mi? Saldıracak evet, oradan F5'le deneyecek ama... Bilmiyorum, beyaz hemen file A7, kale A7 ile şeye geçebilirdi hani. Beraberliğin cepte olduğu çok daha şey rahat bir konumu oynayabilirdi. Şimdi bilmiyorum. Hala beyazın durumu iyi duruyor. Ama hakikaten Kübra iyi başladı yani. İyi başladı. Böyle. Kesinlikle bastıran taraf şu an kazanmaya çalışıyor. Bakalım neler olacak. Mustafa'nın saati de iyice azaldı. Şimdi o fili değişmek zorunda kaldık aslında. Yok, fili F6 çekebilir. Mi? A3'ü bırakabilir mi? O biraz evet. Hani kuşkuluydu. Şimdi hemen İstemedi. F5 tehdidi varken hazır. İstemedi evet. Ama şu an F5 mi fil çarpı E6 mı? Yok yok, o fil verilmez. O fil verilmez. O fil yani çok kuvvetli fil, baksana D5'te her yeri tahtanın 4 noktasında da aktif fil yani. Vezir kanadında girişleri tutuyor. Diğer tarafa baskı yapıyor. Şaha baskı yapıyor. Kendi şahında yanındaki kareli yani. O fil çok çok kıymetli bir fil. O ata piyon karşılığında bile vermek istemedi. Kale A7 herhalde. Önce bir kale G1 şahlayabilir mi? Kale G1. Ha, kale G1. Fil F7 var. Fil F7 var. Bir piyon kazanıyor. Görecektir. Fil F7'yi gördü tabii. Şah 8. Tamam. Yani şimdi oyun beyaz fazla piyonunu kazancı çevirebilecek mi, çeviremeyecek miye döndü. Evet. Aşağı yukarı böyle bir şey oldu. Kübra çok iyi oynuyor ilk oyunu yani. Evet. Şu an çok iyi oynuyor. Çok bir 5 dakikalık bir oyuna göre çok iyi yerinde kararlar verdi. Şimdi bir araya gireyim. 310 kullanıcı şu an izliyor. Evet, bu başlangıç bu arada için çok iyi. Çok çok iyi ve bu bir rekor oluyor bizim canlı yayın tarihinde. Bu arada araya girip ilk başta sorduğum soruyu ama bir dakika 16 saniye kalmış. Ben şu heyecanlı evet, maçı bitirelim. Kale G1 tehdidi o olmayan bir hamle galiba. Şimdi Mustafa tabii at F2 ile kurcalamak istiyor. Bir dakika kale G7'ye bakmak istiyorum. Kale G7'ye bakmak baktı, istiyorum. Evet, bu at F6 geri döner en kötü ihtimal. Dönecektir Mustafa at F6 tabii, tahminin doğru çıktı. Ama burada
acaba kale şey F7'yi yemli. Kale evet. F7'yi onu da gördü. Ama kale F7 mi acaba dedim. Fark etmiyor. Kesmesi lazım. Aa düşüyordu. At düşüyordu. Evet. Kale F8, kale G8 kaçırdı. Kaçırdı. Evet. Kaçırdı. Ama hala beyazın üstünlüğü çok iyi. Ama şu an 10 saniyeden Kübra'yı görelim. Evet 34 saniyesi. Biraz daha yavaş oynayabilirdi Kübra. At gene düştü. Düşmedi. Düşmedi. H6 ya da F6 tutuyor değil mi? Şu an berabere şansı doğdu. Olacak herhalde. Olacak. Eğer Mustafa atın tekrar uyumazsa ben burada tutulabilir mi bu? A piyonu da çok kuvvetli. Evet. Çok sıkıntı yani, devam ediyor. Yalnız bayağı ilk maçtan bayağı bir kale şey gördük. Kale D2 çok kurnazca bir deneme olabilir. Kale D2 sonra at F3 ile berabere mekanizması var. At H2. Ha onu da tuttu. Gene de kale D2. Bu çok kurnaz bir hamle. Şimdi fili mesela başka yanlış bir yere gidersen at F3'ten sonra evet şimdi ha file 2 kapayacak. Oo bu arada ne oluyor? Taraflar artık her iki tarafta kozunu oynadı. Şah G1 olmuyor. At F3 var. Oyun belki kayıp olmuş olabilir mi? At çıkacak o zaman. Hayır kale A8. Kale A8 bırakacak. Kale A8 vezir. Kale A8 şu an kazanıyor gibi duruyor derken bu da bir çözüm. Bu nasıl bir... Anlamadım. Görmedi. Kale A8'i görmedi demek ki. Artık siyah kazanacak büyük ihtimal. Şah G7 olmuyor. Olmuyor. At F7 kazanıyor. Pat fikrine yatacak ama Kübra yani... çok güzel bir partiyi. Muhtemelen kazanç partiyi vakit darlığında harcadı. Şu an hala kale A8 fikirleri var ya. Yok mu? Artık yani vardı ama şu an Mustafa ona ikinci kez izin vermeyecektir. Kale F1 tek. Kale F1 tek değil mi? Tek tabi. Başka yok. Hemen dönmesi lazım. Ve süre bitti. Ama anada at A4 kazanıyor ama. İnanılmaz bir oyun. Kayıp oldu. Evet. Hakikaten Mustafa Yılmaz bir oyun kazanmış oldu ama hakikaten bayağı zorlanarak kazandı diyebiliriz. Ve ciddi anlamda galiba kale A8 kazanıyordu ama kale A8 kazanıyordu. Bir yere kale G8 kazanıyordu. Hani o, at düşüyordu. Evet, at düşüyordu evet. Ya bu da şunu gösteriyor. Hızlı satranç temposunda hiç kimse dokunulmaz değil yani. Normal satranç reytingi bir indikasyon ama yani bu hızlı satranç bambaşka bir format. Yani Mustafa normalde asla böyle at ver, boşa koymaz veya Kübra asla kale A8 gibi bir kazancı kaçırmaz normal bir partide ama işte zaman karar vermek için 2-3 saniye olunca. Ya şöyle oldu ama 30 saniyesi var Kübra'nın. Biraz daha düşünebilirdi sanki. Yani o ara çok acele etti. Çünkü Mustafa'nın 10 saniyesi var. Evet. Kazanç belki kazanç konum görmedi dedi. Başka, yani bir yanıldı bir yerde bir dar insani bir şey oldu. Yani fila 5 mi? Mustafa hani Kübra fila 5 çekti. İlginç. Genelde o fili diğer çapraza E7 ya da F8'e dönerlerdi. Bunu ilk defa görüyorum. Fili orada biraz sanki D6 sürecek başka şansı evet, yok. D6 şu an tek hamle gibi. Çünkü B4 hemen C5 gelecek. Ne oluyor? Ha, ama E5'i bırakmış. E5'i bıraktı. O da D5'i alabilir. Mustafa fil C4 oynayabilir tahminimce. Ama ona da D6 oynanacak. Güzel. Bu arada C4 yemli olmayabilir. At E5'e, at D5'e, vezir C5'e ne var? Onu merak ediyorum. At E5, at D5, vezir C5 diyorsun. Yani çifte isteğim var ama. En kötü at C6 dönerim. En kötü. At C6 dönerim. Yok. Atım D5'te. Pardon. Ben atların yerini karıştırdım. Şimdi çok ilginç hakikaten. Sesi biraz yükseltelim. Tamam. Tamam. Evet at D5'e, vezir C5'e o da gördü herhalde. Çünkü çok yani. Allah Allah. Eğer dediğin doğruysa piyon muhtemelen de kayıp konuma düştü. Yani önce piyonu sonra oyunu kaybettirir yani böyle bir hata. At D5, vezir C5 bir şey mi kaçırıyoruz? Şöyle bir şey oluyor. Aha D6 var. Gördüm vezir D5. Ben de gördüm onu. C6. Yuh ama. C6 de istiyorum şey D5 alırım. Ama at C6 alırım. İki tane piyon alırım. Yani o çok. Ama bence şey yani at D5'ten önce D6. Ha at D5'ten önce D6. Zaten at C4'e at C4 var ama. Ha at C4 var. Aa evet.
Aa, oynamadı. Oynamadı. Analiz edebiliyor muyuz? Analiz edelim. Şöyle yapalım. Hemen hızlıca bakalım. Vezir C5'i bir oynatsana. Neyi görmedik yani şu ya? Şu an analiz edemiyoruz çünkü sadece bakabiliyoruz. Vezir C5 gibi bir hamleye. Kesin bir şey var oynamadığına göre. Ha, C6 yani var. Normal C6 var. Normal C6 var. Tamam, ben önce yani. D6 sonra C6. Olmuyor. İki piyon kaybı. Tamam, devam o zaman. Her şey mantıklı devam ediyor şu an. Hop, pardon. Tamam, her şey mantıklı devam ediyor. Hatta ben şu an siyahın hani başarılı bir açılış oynadığını düşünüyorum. Yani normal bir konum oldu. O yani fila 5'li varyanta göre bilinmedik, en azından benim bilmediğim bir şeye göre normal. Şimdi D5, at B6, AB, fil B2 ama beyazın tabii çok tehditkar duruyor taşları şu an. Bu arada şöyle fikirlerdi. Mesela at C4'teyken beyazlar A4 hani A5'i zorlasa biraz. Siyahın fikri ne olacaktı? C6 sürüp fil C'den oyuna dönerdi yani şey olmazdı. Ama şu ben an at B6 ya vezir B6 döneceğiz. Ya da AB6, AB6, AB6. Şu an beyaz biraz iyi. Çünkü iki tane fili var. Konum filleri için iyi şeyleri var. C6 sürecek tek hamle gibi bir şey. Yani beyazın konumu güzel. Evet. O araya şöyle bir anket oluşturdum. Ankette turnuvayı kim kazanır diye sordum. Ve %42.1 Vahap Şanal demiş. Demek ki benim yorumum etkili olmuş. İnsanları etki altında bırakmadım inşallah. Benim kişisel yorumumdu. Şimdi, %31.6 da Mustafa ama kaç Yılmaz katılımcı demiş. Şimdi? Katılımcının bir 200'e falan ulaşması yok, lazım ki. Bu arada bir şey siz olsun. De demişsiniz. Siz de evet. Katılmışsınız ben, sonra. Ben de destek olmak için katıldım doğru. Evet. Şimdi konum yani beyaz biraz iyi fil çiftinden ötürü. B2 fili ve D3 fili çok iyi çaprazlarda. Beyazın hafif bir üstünlüğü var ama siyahın da konumu çok normal. A8'de kale çalışıyor, E8'de kale çalışıyor. Bir fil D7'den sonra işte otomatik hamle fil D7. Çok düşünmeden yapılabilecek bir hamle. Yani beyaz siyahın konumu da çok sağlam. Ben burada AT4'leri sormak istiyorum. AT4 gibi AT4 derken biraz geldi. Biraz İyi amacım hesaplam. Veziri hani evet G6'ya atmak. G6'ya aa, atamıyorum şu an herhalde. Çünkü hemen F3 var. Ya belli olmaz, flaşı çıkırız. Ha doğru. Evet doğru. Mustafa da tabii bak hiç vermiyor. Yani o fil aynen. Çiftini kolay kolay vermez. Şimdi o zaman Kübra'nın vezir G6 mantıklı devam yolu. Madem öyle bir şey yaptın. Şimdi vezir G6 ilginç. Ya da sakince fil D7, kale 6, kale G6. Ya da fil F5'li bir şeyle. Fil F5 o da güzel ama D3 oynayacak. Şimdi beyaz D3 oynamak istiyor galiba. Evet. Fil F1'in bir fikri de o herhalde. D3 devamında E4 büyük ihtimalle. Vezirle kalenin ha. Aynı hatta olmasından faydalanacak. O zaman mecbur vezir G6 geleceğiz. Yani oradan kaçmak için. Ama işte vezir G6 bir şey şah istemiyor. H2 gibi bir şey. Ama şah H2 mi şah? Yok D3 tamam. Şimdi ne yapacağız? Şimdi atı nereye dönelim? F6'ya mı? G5'e mi? G5'e mi? Ha D6 G5'e gitti. Beklediğimi yaptı Kübra. Evet her şey mantıklı gelişiyor gene. Tam. Şimdi Kübra tabii orada bir hücum yapmak istiyor. Vezir H5 oynayacaktır o zaman. Onu diyecektim. Vezir H5 çok böyle hani yapmadı. Hmm. E4'ü de kesmiş oluyor bu arada o mantıkta. Evet. Fakat fil F5 şey mi? İyi hamle, iyi hamle. Gelişim hamlesi sonuçta. Vezir H5'i daha sonra da oynarım. Önce filme hı-hı. Çıkayım dedi. Kübra yani şu an ilk parti daha iyi oynayan taraftı. Son şeyi saymazsak. Hı-hı. Kesinlikle. Son çılgın şeyi saymazsak. Şu partiyi de hani hafif kötü çıkmasına rağmen açılıştan gayet güzel devam ettiriyor. Ama şimdi ne oldu? Bir taş mı düştü? Yok düşmedi ama. Ata H7'ye dönmek zorundayız herhalde. Çünkü at E6'ya G4 gibi bir şey var. Evet var. Ama G4 herhalde belki fil G4'ten sonra. Ha, gerçi yok, vezir yok. Hemen dönüyor. Evet, hoppa. Kübra bu şey yapmak istemedi. Pasif kalmak istemedi. Kale E3'ler kale var. Kale E3 vuracak evet. Kübra zaten seviyor bu tarz şeylere. İlgisi çok. Şimdi biz de oyuncuları görmüş olalım bu arada. Ben süreden çok biraz bakışlarım merak ettim. Kaleydi ne ya? Eli kaydı. Yüz ifadesinden şey oldu. Eli kaydı galiba. Başka bir ihtimal. Mouse. Yok kesinlikle yok. Bence de. Kale 3 alacaktı. Eli kaydı. Muhtemelen. Bu nasıl bir hamle ya? Yok anla eli kaymış.
Aynen. Zaten yazık oldu. Kübra teklifi gönderemiyor ama şu oyuncular kendi aralarında onu aynen, şey yapmalı. Hiç konuşmadığımız için artık yapacak yani. Evet. Hani şey gibi. Mustafa fark etti galiba. Ne yapsam diye mi düşünüyor? Şaşırdı yani. Ya da kaleye edeyim anlamaya çalışıyor. Yazık, şu kaleye 3'ten sonra şeyi görmek isterdik. Evet, kesinlikle. Yani oyunun devamını görmek isterdik. Yani seyircilere beraberlik yazıldı. Beraberlik yapıldı. Aa, çok centilmence, evet. Anladı. Mustafa kaleye 3'ten sonra evet. Berabere mi yaptılar? Burada berabere oldu. Çok centilmence, çok güzel. Mustafa kaleye 3'ten sonra vaziyetin zor olduğunu anladı. Hani o hediyeyi kabul etmek istemedi. Ve ha, bu yeni bir varyant. Bu CD5, CD5, Filge 5. Bunu ben Cemilcan Dragan Şolak Partisi'nde Süper Lig'de bu sene gördüm. Aha. Hatta Dragan, ben o sırada TSF'nin canlı yayınındayken Dragan gelip maçı analiz etmişti yanımızda canlı. Bu popüler bir varyant oldu Slav'a karşı. Normalde beyaz CD5 aldığı zaman hani beraberliğe oynuyor, eşitliğe oynuyor intibası var ama Filge 5 çıktığı zaman bunlar tamamen yersiz oluyor. Çünkü çok şey bir hamle. Dengesizlik yaratmak isteyen bir hamle. At F6'yı direkt vuracak. Şimdi şey bir konum oluştu. Hani pek kırışmalı Slav gibi değil. İşte ilginç şeyler olabilir. Ya burada G5 gelecek mi? Ha, yok. Gelmedi. At E'de at F5 temposu. Mustafa da bu son popüler varyant olduğu için belli ki çalışmış. Aha. Yani aşina, o yüzden hızlı ve doğru oynadığını tahmin ediyorum. Beyazın fazla bir şey üstünlük iddiası kalmadı. Hemen eşit bir şey oldu. Fil D3 ve evet, alacak file E7 veya kale C8. Önce kale C1 mi acaba? Ama kısa rot da olur, o da olur, ikisi de olur. İşte belki kale C1, at B4'ü fil B1 mi? At B4'ü file E2 de çekebilir. Yani işte burada korkunç bir şey yok şu an. İşte Kübra rok atmak istemiyor. Çünkü G4, G5 hücum şansını şimdi file E'de otomatik herhalde. Ama G5 mi var? Ha, istemiyor. G5. Şimdi çok farklı bir soru sorayım. Mesela burada beyazlar kısa rok atmak istemiyor. İstemiyor, evet. Şah E2. İleride bir seçenek olur mu burada? At B4, at B4 olduğu için şu an olmaz. Çünkü eğer şah E2 at B4'ten sonra o fili saklayamazsan, aha, merkezde o şah kalırsa ve beyaz kareli filini verirsen o D7'deki, evet, fil daha sonra canavara, kesinlikle, dönüşür, doğru, ve o şah çok büyük sıkıntıya girer. Yani şah E2 ideal ama şimdi A3 sürmek de istemiyor. Çünkü bu sefer at A5, at C4, at B3 gibi delikler oluşuyor. Aha. Yani o ideal senaryoda olurdu. O fil eğer rahatsız edilemez bir fil olsaydı o zaman olurdu. Ama F1'de tutabilir aynı şekilde. H5 herhalde. Ha, dokunmayabilir. Aynı mantıkla fil G7 de oynayabilir. Evet, aynı mantıkla fil G7. Şimdi yani bu konumda beyaz istiyordu ki siyah kısa rok atsın, o da saldırsın ama o olmadı. Her iki tarafta merkezde kaldı. Aşağı yukarı dengeli bir konum gözüküyor. Yani Kübra çok agresif oynamak istiyor, saldırmak istiyor ama yani şu an bir şey ya göremiyorum. Hatta şu an şöyle bir şey olabilir mi? Siyah şah sanki E7'de o kadar da güvensiz siyah şah, değil. Siyah şah çok güvende. Yani o zaman hani haşatta açma imkanı da var. Eğer rok atılırsa şah E7 haş çarpı G5 falan oynanabilir. Her iki mi tarafta rok atmayacak gibi duruyor şu an. Yani kimse ilk rok atan almak istiyor. Gerçi siyah şu an atabilir. Çok hani tabii o problemi hallettikten sonra. Yani siyahın şu an çift fil olduğu için, yani G7 filinin karşılığı olmadığı için siyahın şu an şeyleri sağlam. Yani şah E7'de de sağlam. Kısa rok atarsa hani da sağlam. Şu yapıdan sonra o zaman siyah iyi kalır, evet. Orada siyah biraz hafif. O senaryoda biraz iyi olur. Zaten Kübra bir şey elde edemedi. Şimdi riskler alıyor ama bence bunlar sanki D4 piyonumuz birazcık kötü bence durumda mı? Bu denemeler başarılı olmayacak. Bunlar bence iyi denemeler değil. Şu an en basitinden D4, AT4, AT4 neler var onu anlamaya çalışıyorum. Yoksa Kübra başka bir şey mi planlıyor? Nasıl bir şey planlıyor? Başka ne yapabilir ki?
At E4'ten sonra belki D6 karesi boş diyeceğim ama at D4'ten sonra vezir D6'yı tutuyor. He, E4 GH6 istiyor. Onu kaçırdık belki. Söyle bir daha. D4, yani, at E4. Ha, H6'ya basıyoruz yani. Ne kadar agresif oynuyor Kübra. Evet ama... Ama ne oluyor? D4, H6'yı alamıyorsun ki, ben D3'ü alıyorum. Yani öyle bir korkunç bir varyant mı var? HG7, belki... Steinitz gibi kale H1, Şah E2 çıkıp oluyor galiba bu arada. Keşke oynatıp şunu gösterebilsek. Hayır, ama şöyle bir şey olabilir. İlk at E4 alırım. At D4 alırsa o zaman alacağım. Hani D3'ü bırakmama da gerek yok. Tamam, söyle. D4, at E4. At D4'ü GH6 mı? Öyle yapayım. GH6. Çünkü... Yani at çarpı F3'e GF3 oynarım gibi geliyor. Ama gerçi oradan bir şey çıkmıyor ki. GH6'dan evet. Sonra direkt at D4. Mustafa yani. Bir sebepten ötürü bu piyonların değişilmesini istemedi. At E4'e getirmek istemedi, haklı sebeplerden herhalde. Şimdi GH6 olur mu? E5 de olabilir. Piyon kaybetmiyor henüz. Hı, evet doğru. Bir de at D5'te aslında... Yani şöyle bir sıkıntı var. At çarpı F3'e bizim C3'ümüz düşüyor. Fil C3 alıyor. Tamam. Şimdi Mustafa'nın ben burada vezirle almasını bekliyorum. Mustafa ağır parti pozuna geçti. Evet, sürelere de biraz göz atarsak 2.15'e 2.33. Yani bence oyun ortası için gayet iyi süreler. Bir de artı 2 tempo olduğu için. Ama oyunun sonunda gördük ki kalite çok düşmeye yakın yani her iki taraf içinde. Aha. O yüzden hani ona o 2 saniye eklemeye hiç güvenmemek lazım. Yani vakit azaldığı zaman herkes için bir şey var yani, tehlike var. Ben vezirle almasını bekliyorum. Daha çok kare kontrol ediyor çünkü yani vezir merkez orada ama. Fil çarpı aldı. Şimdi kale H6 mı gelecek? İşte H piyonunu verdi, tutmadı. Mesela zaten şu da ilginç. Kale H6'ya mesela rok atabilir mi siyah mesela? Çünkü diğer kaleye gelemiyoruz. Vezir de o kanada hemen gelemiyoruz. Atabilir. Tabii. Biraz tehlikeli gözükse de atabilir. Ya da kale H6'ya kale H6 alıp ama senin rok ilginç. Rok çünkü fil H8'i de tutuyor bir yandan. Tabii tabii, çok o fili varken mat olmaz ama bakalım. Atabilir. Çok cesur. Rok ama çok... E5 ha. Ama... Beni mutlu eder bilmiyorum şu an. Ya düşünüyor. Onu düşünüyor. Ama zannetmiyorum yani, diğeri daha sağlam bir seçenek bence. Çünkü... Yaptı. Bravo. Sana bravo, evet. Bravo. Bu oyun heyecan şey oldu şimdi. İyice güzelleşti. Bu arada vezir B2 var. Nerede? Vezir çarpı B2'ye vezir B2 fil C3 alıyor. Değil evet, mi? Şu an vezir çarpı B2 var şu an. Şu an öyle bir tehdit var, evet. Hatta peki, kale H6 alsaydı direkt yapabilirdi, evet. Evet, yapabilir. Kaçmış olabilir. Ama yok, hayır, şeyden dolayı istemedi. Fil C3'e vezir C3 kale C3 H7 sürüyordu ve o H piyonu tutamıyordu. Tutuyor. Mustafa atsamıyor, onu hesapladı. Onu doğru hesaplamış. Şimdi evet, istiyor. Evet. Şimdi istiyor. Çok şeytani bir tehdidi var, evet. Vezir B2 istiyor şu an. Vezir B2 oyunu hemen kazanıyor bu arada. Eğer evet, izin verirse, Kübra'nı göremezse mesela E5. Muhtemelen gördü. Yani şu an o da ona bakıyor ama kale B1 gibi bir şey de çok sanki istediği bir şey olmaz gibime geliyor. Ama zaten yani hiçbir şey istediği gibi gitmedi şu ha, ana kadar. Şimdi kale, ha, tamam, kale C1 daha mantıklı tabii B1'den. Fil G7, tamam, güzel. Şöyle. Kale H1'e dönmesi lazım herhalde. Hızlı bir şekilde. Şimdi Mustafa'nın planını rok atarken bu konumu öngörmüş olması lazım. Şimdi anlayacağız. Ama siyahların konumu şey kaldı ya sanki. İyi kaldı yani. Hani sakin oynuyor, evet. Öbür kalemi de D8 ya da E8'e gelirim. Haş hattında en kötü işte F8 karesi var zaten elimde. Kesinlikle. Mat tehlikem de yok. Vezir zaten ayrılamıyor şu an D2 karesinden. Bir de biz bu şahı nereye koyacağız o belli değil. Rok o kaldı orada.
Şahfi 1, Şahki 1 mi yapacağım? O da olmuyor. Rok ayı tarok hakkı da kalmadı. Kübra'nın kaç saniyesi kaldı? Hemen ona bakalım. 37 saniye. Evet, bu maç iyi gitmiyor Kübra için. Of, E5. Anlamadım öyle şey. E5 boşta şu an ama. Anlaşılamadı bu. Ama şey olabilir yani. Sonuçta nasıl diyeceğim bilmiyorum. Yani nasıl fikir yani çıkaracağım bilmiyorum. Kötü konumda yapılmış bir hamle olabilir artık. Yani konum zaten kötü. Evet. Hmm, evet. O şeymiş. Yani. Bu arada ama çok sert tehditler var şimdi. Ve o fil de açılınca F3 evet, mecbur. Bu oyun. Aa. Yok. F3 şu an. Ha, F3'e şey vardı. Doğru. Fil G3'lü. Özyan konumu çok net kazanç. Hem fil çifti hem merkez hem daha iyi konum hem şey. Zaten. A2 acaba şey yapar mı? Yok yani? Yok. Fil G2 vurup cebiri alabilir. Öyle bir tehdit var. Yaptı zaten. Ama bir dakika. Ha, vezire 5 tutulu. Tamam. Yeterli. Evet değil mi? Kübra şu an, aldı zaten şu an numaralar kovalıyor ama işe yaramayacaktır. Bir daha bakalım. Evet. Birazdan. Vezire 3'e kale C8. En basiti. Başka şeyler de olabilir. Vezire 3 kale C8 ve terk edilebilir. Ve şu an süre 15 saniyeye kadar indi. 13-12 diye sayarken bu arada her şeyi kullanacak yani şu an. O fil düştü D3'te. Ya işte kötü konumda artık şey. Son artık dönem. Evet. O da bıraktı yani şu an. Onu anlıyoruz. Son bir vezir H3 kandırmayı deneyebilirdi onda. Hani kale C8'e vezir D3 alırım. Yıldırımın azizliği gibi ama yok. Evet, terk oldu artık. Herhalde yeter diyecek. Evet, yeter dedi. Artık sürede zaten izin vermedi. Bu arada araya bir reklam girmek istiyorum. Hazır oyunda bitmişken. Şimdi sohbette tekrardan linki bırakıyoruz. Sponsorumuz Yeni Satranç'a çok teşekkür ediyoruz. Onun Instagram sayfasını takip ederseniz satrançla ilgili indirimlerden faydalanabilirsiniz. Satranç takımı özellikle almak istiyorsanız güzel ürünler var. Instagram sayfasına bekliyoruz diyelim ve tekrardan açılışa belki böyle tekrardan dönebiliriz. Açılış İngiliz. Siyah debe sürünce beyazın tempo önde Neidorf oynadığı vaziyet oldu. Mustafa zaten çok büyük bir Neidorf uzmanı siyahlarla. Hı-hı. Hani en üst seviyede oynadığı açılış. Şimdi en iyi bildiği açılışı bir de tempo önde oynuyor. Ha tamam, beyazlarla bir siyah açılışı oynuyor. Ama bir tane temposu var fazladan. Bir de çok iyi bildiği, aşina olduğu bir konum. Sonuçta bu da hızlı satranç. Hani hızlı hamle yapabilmek, planlayabilmek önemli. Mustafa neden düşünüyor? Yerinde mi değil? Mustafa yerinde değil şu yerinde an. Yerinde değil zaten burada. Ama süresi de var. Dediğiniz gibi her tarafı da iyi biliyorsa muhtemelen biraz evet. Molasını burada verdi. Bildiği konumda verdi. Bak zaten çok evet. Hızlı oynuyor çünkü hani ezbere biliyor. Demek mesela bu H6 hamlesi aslında. File daha iyi bir yer yok mu? Yani hani hangi fil için? Şey yani fil G4'ü kesiyoruz şu an. Ama hani H3'ü biraz böyle açıklarsak. D4 karesi üzerine şimdi burada dönebilir tüm hadise. Çünkü siyah D4'e bir at koymayı başarırsa üstünlük iddiası olabilir. Onu kesmek için zaten tempus da fazla. Bu Neidorf bu şimdi aslında biz at F3'lü Neidorf'u bir tempo geriden oynuyoruz Kübra'nın sandalyesinden. Evet. Muhtemelen beyazın bu varyantta yapmak istediği birçok şey aslında olmayacak bu fazla tempo yüzünden. Siyah yani daha doğrusu şu an beyazlarla oynayan taraf rahat rahat standart hamlelerini yapıp planını uygulayacak. Nedir bunlar? İşte file 2 kısa rok, B4 belki duruma göre. Ama öte yandan da yani siyahta çok hani tempo geri olduğu için mütevazi bir şey oynadı ve tamam tematik feda geldi. Evet. Tematik feda geldi. Ya şu kale C3 aslında hani. Evet, kale C3. Kale C3 fedasını hakikaten hiç sevmiyorum. Yani şey fedayı yiyen taraf evet. Olarak öyle söyleyeyim.
Evet. Şimdi hakikaten at C4. Ha yine D4'e D4 sürdürmemeye dayalı bir şey olacak herhalde ama. Evet, D4 sürmek istemiyorum. Ama C5 ya beyazın zayıf yani. Çok güzel bir pozisyonel üstünlüğü var. Yani pozisyonel olarak şey ama tabii bir an biraz bekleyip görmemiz lazım. At C4. D2'deki at C4 herhalde. Evet. Ama herhalde değişiyor. Ha bir dakika, D6. Şimdi E5 istiyor. O yüzden at D7 mecbur. Tamam, file 2. Ama o filimi zaten orada bırakacağım. Fil D6'da kalacak herhalde. Bir F4 gelir mi burada? Sanmam, file 2 çıkıp krok atar herhalde. Önce gelişimini tabii tamamlar. Kaleyi oyuna tabii sokar. Şöyle bir şey var. F4'de direkt vezir H4 gibi bir şey var. File F2 gelemiyor çünkü F4'de düşüyor. Ha evet, doğru. O olmuyor zaten. Yok, file 2 oynayacak. File 2 niye çok, file 2 evet. Bu kadar düşündü anlamadım. Başka bir şey düşündü herhalde. Ne düşündü? At B6'yı mı düşündü acaba? At. Evet. At B6'ya, at A5 oynayabilir. Dokunmaya da bilir. Şimdi evet, anlayacağız. At A5 mi oynayacak yoksa B3 mu oynayacak, kısa rok mu atacak, bir sürü hamle. At A5 tamam, bu pozisyonel. Bunlar evet, hep beklediğimiz hamleler. Ver C5 bir daha dün dedi. Dün Title Arena'da 1+0'da Mustafa o kadar stratejik oynadı ki. Konumuz stratejik olarak %100 kazanç ama şey yetmiyor, hani süre yetmiyor. Vezir E'de herhalde, başka çözüm göremiyorum çünkü beyaz at B7 tehdit ediyor. O zaman 3 ile basmış olacak C5'e bir de tempoyla. Şu an vezir E7'den başka savunma gözüme çarpmıyor. Yani at D7 geri dönmek istemediğini varsayıyorum. Çünkü bir hamle önce oradaydı. Onu hani kabullenmek istemeyecektir. Zor yani. Kübra'ya zor bir savunma bekliyor. Yani çok yine agresif bir şeyler yaptı. Evet. Kübra hakikaten bu kadar hani taktiğe yöneleceğini tahmin etmemiştim ama hakikaten. Şimdi Mustafa at B7'yi hesaplıyor. At B7, vezir E7, at C5, F4. At E6 falan bunlara bakıyor. Ne olur ne olur. İşte F4 tehlikeli mi? Onları anlamaya çalışıyor. Yani eğer oluyorsa mümkünse at B7 oynayacaktır. O yani C5 piyonunu tabii at B7 beklediğim hamle geldi. Şimdi mesela vezir E7, at C5 ben bunu hesaplıyordum. Burada çok fantastik mi olur? Belki burada bir vezir H4 gitsek. Tamam, vezir H4. At C5 alayım. Ya o tempom kalmıyor. F hattını bir yere açmak istiyorum ama tabii atım E6'da boşta kalıyormuş, onu fark ettim. Fil boşta kalıyor ve atla fil alıyor ve şimdi benim ilk baktığım varyant vezir E7, at C5, F6'ya gitti. At C5, F4. Şimdi oldu. At C5'e F4 mü var? Şimdi soru bu. At C5'e F4 var. Var mı yok mu işte, soru bu. At E6'ya F3 var. O yüzden Mustafa şimdi ne yapacak? At C5. Hayır, fil C5'e ne oluyor şu an? İşte fille almak istemiyor ama. Ha, fil C5'e şöyle bir şey var. O zaman ben F4 açabiliyorum. Tamam, tamam alırım. D4 alayım. Ha D4 şey oluyor. Fil C5'e tekrardan vezir tamam, C5 dönüyorsun. Tamam. Oynadım. En çekindiğim şeyi oynadı. Şimdi F4'de ne var? Bunu görmemiz gerekiyor. F4'de ne var? Ha, F4'de fil D4 var. Vay vay vay. Fil D4 var. Of. Evet, gördü. Yani gördü dediğimi farkındaydı. Ben yeni gördüm. Filde 4 var. Tahmin etmiştim böyle bir şey olacağını. Evet. Uzaktan göremedim ama konum gelirken fark ettim filde 4. Şimdi beyaz 2 piyon oldu. Pozisyonel üstünlüğü devam ediyor. Piyonları iyi. Şimdi tabii çok zor durum. Fil E5'ler mi desem, yani vezir G6'ya falan bakıyorum ama vezir file G6 da çok tatmin etmedi yani açıkçası. File 5 olabilir ama alıp at F3. Sonra bir sürü tempoyu. Evet evet. Sonra D4. C5'teki at korkunç kuvvetli. Mustafa çok güzel pozisyonel bir oyun oynuyor şu ana kadar. Vezir G6. Vezir G6'ya da direkt at E6 var. Yani vezir onu almak ister mi bilmiyorum ama olabilir. Olabilir. Alıp fil G4 gidebilir. Kısa rok atabilir. Şimdi göreceğiz. O fili alacak mı? O da şaşırdı. Alacak, alabilir. Çünkü o fil çok kıymetli bir fil. Alıp fil G4 koyabilir. Şimdi anlayacağız.
Evet, alıp alıp Bilge 4 de çok güzel tehdit etmiş aslında. Ya bunlar çok şey konumlar yani, pozisyonel unsur taktik de var ama daha çok pozisyon. Mesela bu C5'teki at beyaz file değer mi, yoksa siyah fili mesela fil C5 vurmasına izin mi vermelisin, yoksa sen mi beyaz fili almalısın? Hani bunların karar, bunlar hani çok iyi satranç anlayışı görünüyor. İlk bakışta anlamak zor. Hani Yıldırım hızlı satranç formatında bu tip şeyleri bilmek çok önemli. Hani Mustafa'nın avantajı orada. Mesela bu daha fazla doğru karar veriyor. Stratejik kararları daha doğru ve hızlı verebilir. Şimdi fil G4 göze ilk çarpan basit hamle ama rok da iyi bir hamle. Fil G4'ten sonra yani yalnız merkezdeki D4'teki fille G4'teki fil hakikaten çok iyi duruyor. İkisi yani de muhteşem ama Mustafa kaçmıyor fil G4. Önce prensipli hamleyi yapayım dedi. Belki Kübra'yı F3 fedalarına da birazcık şeye tahrik etmek istedi. Hani daha da taktik oynasın. Üçüncü piyonda fazla zorlanmadan alayım diye düşünmüş de olabilir. Ya şu at belki şah kanadında olsaydı o zaman belki hani F3'ler falan olabilirdi ama şu an herhalde şu an yok, evet, hiçbir şey yok yani. Şu an siyahın sabırlı savunması lazım. Oyunda kalabilmek için bence sabırlı bir savunma yapması lazım. Hala hani öyle beyaz için kazanç diyemeyiz. Kale 2 piyon, yani kaleye karşı fil 2 piyon. Vezire 7 iyi hamleye benziyor. Vezire 7 fil G4'ü profilaksisi diyebilir miyiz? Yaptı. Evet. Bir de beyaz karelerde durmak istemiyor haklı olarak. Çünkü beyaz için siyahın beyaz karelerde kontrolü kalmadı artık. Ben olsam bir A4 A5 ile o. Yok, Mustafa şimdi zayıflığa basacak. Filini G4'e koyacak ve C piyonuna basacak. He, üçüncü piyonu da düşürmeye oynuyor. Fil G4. Belki at F3. Tamam, bu da iyi hamleye benziyor. Fil G4 gitmek istemiyor çünkü at E5 var. Şimdi vakitler nedir? Vakitlere bizim bakalım. Yayında oyuncuların resmi... Kübra'nın vakti azalmış. Şimdi dikkatli olması lazım. Evet, yayına gidiyor ama biz görmekte zorlanıyoruz burada. Evet, Kübra'nın hakikaten... Ama oyuncuların yüz ifadelerini görmek de ilginç. Şöyle. Sakin ikisi, evet. Buradan belki bir... At F3, şey o atın var. Ayaklarını kesti. Beyaz fili de şu an savunmada tutuyor. Yani oyuna girmedi. Fil G4 agresif hamleyi yapmadı. Oy. C5, fil C3, tamam, bu da bir şey yok şu an. Kale A8 herhalde. Kale C8, okey. Vezir A4, at B6. Vezir A4 iyi olabilir. Şimdi vezir A4. Vezir A4'de direkt C4 var mı? Yok. He. E4'ü alabilirim belki dedim ama. Yok, A7'yi de toplayabilirim. Vezir B3 şah çekerek yaptı önce. Vezir B. Tamam, veziri merkeze koyma. Mesela bu otomatik yani, bu satranç yani, veziri merkeze gitmem lazım. Aynen. Direkt yap. Şimdi vezir F5. E5 gibi oluyor. Hamleler de gelecek şimdi. Vezir bu F5 arada... olmuyor çünkü vezir düşüyor galiba. Hayır, düşmüyor ama yani gerek yok. Evet evet. Belki de bu iyi olmadı, bu oynaması yani bu tempo için oynaması çok zor bir konum. Şimdi tekrar hızlanacak işler. Vezir C4 dönecek herhalde, sakin hamleyi yapacak fazla zorlamadan. Evet. Hadi. Kübra tabii taş değişip biraz rahatlamak istiyor. Bu nedir? At E5 var mı? Kübra at E5 almadı. Sebebini bilmiyorum. Evet, Mustafa'ya mı güvendi yoksa? Bu arada süreler bayağı az kalmış. Evet. Yani fil C2. Sonra fil C2. Güzel. Şimdi tabii Kübra'nın çok dikkat etmesi lazım. D4 fil C2'den sonra ne yapıyor? Ben göremiyorum. Burada galiba zaman darlığında mat olacak. Zaman G6 ya da G5. G5 tek. G5 mecbur. Yani. Mecbur. Ama at D4. Yok, bu D4 bitiyor falan. Birazdan. E6'lar falan çok çok şık, çok kötü gözüküyor. Of, at F6 kapatacak ama. At F6'ya vezir G6 girebilir. Önce girdi. Vay vay vay. H6 istiyor şimdi. Aa, düştü E6'dan sonra. At F6 mecburi. Henüz düşmedi. At F6 mecburi. Şimdi ne oluyor? Hala bir şey, çok net bir şey hala yok. Yani beyaz çok üst. Kaleyi aldı. Tamam, bitti. Bitti. Güzel bir bitiriş oldu. Of. Yalnız çok güzel kazandı. Hakikaten güzel kazandı. Güzel kazandı. 3.5'a yarım mı oldu? Şu an 3.5'a yarım oldu. Evet, onu
Kübra bir galibiyet alabilirdi. İlk iki oyundan birini kazanabilirdi. Özellikle ilkini. İlkini kesin de hani o fedanın doğru olup olmadığını hani analiz edecek, görecek vaktimiz olmadı. Kübra ekleme olduğunu biliyor mu? Kübra ekleme olduğunu biliyor. Yok zannetmiyorum. Yoksa bu konumu katiyen oynamaz. Yok 5+2 olduğunu biliyor ama. Zannetmiyorum. Ama belki Leicester terk etmeyi bilmiyor olabilir. Çünkü biraz... Sanmam. Yoksa psikolojik bir... Yok yok asla. Yani öyle bir şey asla. Bence ekleme ya terk etme butonunu şey yapmıyor ya da... Evet biraz... Oynamak istemiş olabilir. Ya sanmıyorum. Yani şey, bir süre yok. Bu seviyede yapmaz yani. Ya terk tuşunu... Ha terk tuşunu bilmiyor o bayrağı. Onu arada evet. Uyaralım. O bayrak surrender tuşu var orada. Sen de o sırada hazır skoru... Yeniledim. Altı skoru girersen en altı. O terk tuşunu bilmiyor. Tamam diğer oyunda da çünkü bayrağının düşmesine izin verdi. Ha, çünkü şey oldu. Yani... Gene aynı varyantı oynadılar. Gerçekten zor burada. Evet, ben de iki kere basman gerekiyor falan evet. Onu bilmediği için başka açıklaması yok. Yani yoksa öyle büyük ustaya karşı öyle vaziyette yani taş geri, kale geri katiyen devam etmez. Şimdi ilk oyunun bir benzeri oldu diyeceğim ama çok büyük fark var. Orada Flash 4 dönmüştü. Evet şimdi Ate'yi de Atfe5'i beğenmediği için F4'e geri döndü. Şimdi Fil'de 3 çıkacak. Ama bu varyanttan devam edecekler herhalde. Yani Mustafa daha kararlı yani. Mustafa Grunfeld'de iyi kalmadığını fark etti. Bu varyantta herhalde daha şey yapıyor. Bu da aslında oyuncular için güzel bir test oldu. Çünkü birbirleriyle böyle ciddi bir oyuna girmeleri. Hı. Belki Mustafa bundan sonra bir Grunfeld bakacak olabilir. Bilmiyorum. Kısa rok. Burada hep şeyler ilgincime gidiyor. Vezir A3, pardon Vezir A6'lar falan. Olmuş istemedi. Fil D7 çıkacak o zaman. Neden rok atmak istemedi bilmiyorum. Atacaktır en nihayetinde ama biraz geciktirdi onu. Yani Kübra bu açılışta pek bir şey elde edemiyor. Şah F7 mi acaba? Olabilir mantıklı. Olabilir Şah F7 ama... Yani şahını merkeze koymak istemeyebilir. Çünkü F3'ten sonra gerçi evet, çok az taş var tahtada. Hani bir sıkıntı olacağını zannediyorum. Şu an gidebilir. Evet, şah F7 artık mümkün gözüküyor. Mümkün gözüküyor ama işte öyle bir maceraya girmedi. Normal oynuyorlar. Ama işte beyazlar bu açılıştan ne elde ediyor? Yani ikidir hiçbir şey elde edemiyor. Yani fil çiftini veriyor. Ve eşit. Ben onu dedim. Neden şey, hani fil G5'te zorluyor? Yani CD5 CD5'ten sonra fil son zamanlarda popüler oldu bu belki orada bazı fikirleri var beğendiği konumlar var onları deniyor. Ha belki Flash 4'lü bu sefer de Fil F4'lü denemiştir bakalım ne olacak ha, bu arada ters renkli fillerde ama C3'e şu an ciddi bir baskı var belki Vezir B3'ten sonra ben bir skoru da yenilemiş olayım 3.5'a yarım devam ediyor şu an. Bu konumda tabii siyahın hafif C3'e baskısı var ama bilmiyorum beyazın herhalde doğru bir savunma kurgusu olmalı diye düşünüyorum. B5 herhalde. B6 yapmalı. Evet bu arada Vavşanal da izliyormuş. O da skoru soruyordu. Şimdi beyazın burada şöyle bir sıkıntısı var. G3 fili ne kadar güzel de dursa asıl savunmayla ilgilenemiyor. Şimdi burada bu fil C3 piyonunu tutamadığı gibi şeye de yardım edemiyor. Yani vezir kanadına da şu an yardım edemiyor. Yani fil D6'dan aktarabilse o fil hücum da etmiyor. Sadece tahtada duruyor. Yani pek çok güzel bir karede gibi ama pek bir olayla pek bir ilgisi yok şu an. Tabii yani fil D6 ile... Evet, ama gelse ne olacak? Onu A5 ile kovacak. Yani o fil tahtadan hani elimle nereye koymak istesem belki çok acı ama yani D2'ye de koymak hiç istemiyorum. Belki de en iyi karesinde duruyordur şu an. Yani burada olay siyah acaba bastırıp bir piyon düşürebilir mi? Düşüremez mi? Ama şöyle bir şey. Tamam fillerden hani gidersek olaya. Tabii ki C3 piyonu şu an önemli olduğu için biraz beyazın siyah filine baktık da D7'deki filin de şu anda bir yere gitti. Yok ama o güzel fil çünkü hem mesela A4 karesini kontrol ediyor, E6'yı tutuyor. İleride B5'ten D3'e girebilir gibi yani o
Fil şu an daha bir olayın içinde gibi duruyor. Şimdi farklı bir fikir bir olarak şey diyeceğim. İleride bir C4 ile ben burada mesela onu yapabilsen çok iyi olur. Kale ve vezir değişsem bir piyona karşılık. Ama 2'ye 1 geçer ihtimali var. O biraz yani, objektif olarak herhalde çok zor bir final olur. Yani onu anlamak çok zor ama o tarz şeyleri oynamak istemezsin genelde. Yani çok çok tek taraflı olur. Hani ters renkliye güvenip beraber yapar mıyım falan. Yani bu Kübra'nın stiline uygun bir pozisyon değil. O yüzden ben bu açılışı tercih etmesini eleştiriyorum. Yani mesela ilk oyunda agresif bir şey oynadı. Açılıştan iyi çıktı. İyi oynadı. Kazanç vaziyete geçti. Son 8 saniyede olmadı. Olmadı. Ama evet. Mustafa'yı mesela oyun boyunca baskı altında tuttu ve aslında hani oyun olarak yenmeyi başardı yani en azından. Kesinlikle. Ama burada Mustafa yavaş yavaş açılıştan eşitliyor. Sonra yavaş yavaş iyi vaziyeti elde ediyor. Sonra kazanç ilk partide böyle oldu. Şimdi gene aynı sahne oluyor. Yani yavaş yavaş üstünlüğü alıyor. Ama şu an beyaz bekleyebiliyor. Yani vezir çarpı B3 gibi bir hamle yok. Yok, onu yapmaz aslında. Zaten yani evet o imkansız olduğu için şu an beklesem fikir olarak tamam. Ne üretebiliriz? Fil B5 de gelemiyor çünkü. Belki yani fili C8'den döndürüp A6'ya falan koysa diyeceğim ama o da yani şu çaprazda. Evet, bu vezir C4'ün şeyini ben anlamadım. Fil D6 bu güzel hamleye benziyor. Ha, fil D6'ya izin vermiş oldu aslında bir bakın. Evet. Yani o fil oraya gitse bile A5'le kovarım en kötü diye düşünüyorum. O fil o şeyde A3 F8 çapasında hani barınamaz. Fil B4'te kalamıyor zaten. Evet. A3'te de çok bir kalamıyor. Şey yapmıyor. Orada da kalamıyor. Bir de D6'ya bir daha dönemezsem bu sefer sıkıntılar başlayacak. Yani ben şimdi nereye döneceğim? G3'e sonra geri dönecek mecburen. Çünkü o H4 piyonunu sürmüş bulunduğu için o fili savunmada ihtiyacı olacak. Yani beyaz bekliyor. Siyah da bir şekilde kazanır mıyım diye düşünüyor. Evet. Mustafa herhalde biraz daha rahat. Hem süre bakımından hem... Bana bu oyun beraberlikle bitecek gibi geliyor, öyle bir his. Şimdi yani fazla bir plan. Nasıl bir plan yapacak Mustafa? Pek bir şey göremiyorum. Yani Kübra böyle çok agresif bir şeyler yapıp risk alıp intihar etmezse konumu gayet savunulabilir gibi duruyor. Hatta son hamlesi iyi bir hamle. Evet, son hamlesi iyi bir hamle. Şimdi fil C6'ya mı zorluyor? Evet, fil C6 oynaması lazım. Fil C6'ya da kale B4'ler falan. Şu an vezir B3 kale B4'ü de yok, mi hazırlıyor? Yok, A2 boşta yapamazsın onu hemen. Ha evet, A2 şu an boşta. Fil C6 oynaması lazım. Başka türlü piyonu tutmanın mantıklı bir yolunu göremiyorum. Kesinlikle yani. Tamam, onu oynadı. Yani bence şimdi vezir B3 ile acaba vezir değişimini tekrar mı teklif etsek ama. Ama fil D5 gelecek bu sefer de. Hep o geri piyonla kalmak da çok can sıkıcı. Eyvah, kale H5. Kale H5'e artık beyaz karelerimiz şey oldu yani. Bence işte bundan korkuyordum ben. O fili oraya gittik. Şimdi beyaz bu sıkıntılar başlıyor şimdi. Çok dikkatli. Beyaz kareler çok zayıfladı. Şimdi o fil bir şekilde yolunu bulup girebilirse. Kale H5 yalnız bu arada hakikaten şey. G5 mi yani sürecek şimdi de? G5 sürsün. G5 iyi hamle olabilir. Evet. G5 çok iyi hamle. İyice bir baktı. Vakti varken düşünüyor tabi. G5. Ya işte beyazın siyah fili ben önce G3'te durmasını eleştirdim ama sonra biraz bakınca bu tarafta da pek bir işe yaramayacağını gördüm. Savunmada pasif beklemesi gerekiyor. Yani Kübra bu oyunu ancak bu şekilde kaybedebilirdi zaten. Yani bir zayıflık yarattı. Şimdi Mustafa'ya bir G5'le mat ata ya da daha stratejik de oynayabilir. Daha sakin de oynayabilir. O fili işte D3'e atmanın yollarını arayabilir. Mesela fil B5, veziri çek. Teknik bir hamle yaptı. Niye yaptı? Birazdan anlarız. Sadece şu E4'teki acaba diyorum ki hani mesela fil C6'dan önce evet bıraksa mıydı mesela? Ama şimdi o zaman G3 sürmemişti. Evet. Kale H5 yurdu. Şu an mesela öyle bir hani Bu A5'i niye oynadı Mustafa? B6'yı zayıflattı. Niye böyle bir şey yaptı ya? Bu A5'i ben anlamadım.
Bu A5 iyi hamle olmayabilir. Yani siyahın üstünlüğü hala bariz ama bu A5'i şimdi yaptı. Şimdi kale B6 imkanı verdi. B5. Fil C5 geri gidebilir. Hatta gitmeli. Gitmeli, evet. Gitmeli. Hı. Tamam, şimdi mi gebe sürecek? Yani niye bu gebeşi yapmıyor bir türlü? Allah Allah. Stratejik oynuyor ya da gebeşi bir sebepten ötürü beğenmemişse. Vezir D1'den ötürü mü beğenmedi? Vezir D1. Şah G6 falan. Belki öyle çılgınca bir şeye girmek istemedi. Konumunu yeteri kadar iyi görüyor. Vezir E2 yani şu an vezirin gidebileceği hiçbir yer yok. Var, A4 var. Eğer değişmek istemiyorsa A4 var ama Mustafa bence... Ama vezir A4'de tekrar vezir C2 var. Evet, var. O yüzden he, zaten Mustafa da yani kalede 5'te şu an aslında şeyi kapattı. Mustafa kötü oynadı. Bak şeyine bak zaten. Fark aynen. Etti o da. Fırsat aynen, kaçırdığını aynen. Farkında. Beraber kafasını sallıyor. Eşit beraber olacak. Ya da berabere ihtimali doğdu diye şey rahatsız. Şimdi Kübra'nın beyaz kare zayıflığı vezirler değişildikten sonra pek bir önemi kalmayacak. Çünkü mat olma ihtimali olmayacak. Pozisyonel feda yaptı. Ne yapıyor Mustafa? Vay. Topalovvari bir şeyler yaptı. Ay ay ay. Gene yani çok hoş duruyor ama ben kazanç olduğuna inanmıyorum bu konumu yani kalite. Kübra'nın gene dikkat. A3 mü yapsak? Ama isteme tabii. Kale C4. A3 olabilirmiş. Şah E5. Çok fazla düşünmeden de geldi. Sanki hani şahı hemen aktifleştireyim diye geldi ama emin değilim bunun. Şah E1. Gene yok, bu kazanç olabilir. Çok çok kötü gözüküyor. Ama he. F4. Ama ne yapsın? Şah C4 gelecek. Piyonlara sarkacak. F4 ile en azından biraz yer açtı kendine. Yani beyazın çok kesin bir savunma bulması lazım. Tamam, güzel. Tuttu girişi. Şu ana kadar gayet iyi savunuyor. Şahını da D2'ye koyacak. G5 mi? Tamam. H mı F mi? H'la aldı çünkü kale F5, evet. FG5 kale F5 istemedi. Yani evet. F5'te. Buradan bu fikirler falan da vardı. Kale F5, şah F2. Şah G3, tamam. Siyah çok aktif. Yani beyazın bilmiyorum bu. Görmek ben başta beraber abi. Olmalı diye düşünmüştüm ama çok zor bir konum. Nasıl yapacak? Evet, başladı şeyler şimdi tabii. Bunun da Mustafa 3 tane geçeriyle aktif filiyle kalacak galiba. Oo, yalnız bilmiyorum ya. Neden A3? Ama A2 fil B2 fil B1 oynayacağız değil tabii, mi? Tabii. Doğru. Kapatacağım o kaleyi. Senin de 2 geçerin olacak orada ama onu da istemedi. Daha basit bir şey mi buldum? Ha, 2 geçerle kalma istiyor. 2 geçerle kalma, bir tanesini yol yakınken tempoyla alayım. Sonra A3 sürerim. Tek geçerle dur diyor. Evet. Kale G6, A2. Ha, ona izin vermedi haklı olarak. Ha, şimdi E3'ler falan da var. Ama E3'e basit bir... Fil B5 kapayacak. Tamam. G6... Kale G5 şah ya da herhangi başka bir şey. Kale E1. Ama henüz değil, henüz değil. Bir dakika, B7 var. G7 var. Var. Henüz değil. Henüz kayıp değil. Karıştı ortalık gene. Of. Yalnız inanılmaz şu an. Kale A1. Kale A1, şah A1. Evet, bu daha iyi. Bu daha iyi. Aa, kazandı. kazandı. Hayır, henüz değil. Aa, niye öyle bir şey yaptı Mustafa? Ben şey anlamadım. Niye kale G5 geri dönmedi? Onu ben de anlamadım. Aa, kale abi. Burada alma kaleyi ya. Mecbur musun? Kale G5 geri dön. Ha, kale G1 var. Evet. Ona da E3 şah var. Bir dakika, ne oluyor? Onda E3 şah var. Bir dakika, bir geri alsana. Dur, hemen anlayayım. Dur. Al kale A1. Kale G5. Kale G5. Şimdi kale G1'e. E3 şah. E3'e. Şah F2. E2 şah. Şah F1. E2 şah. Alacağız.
Eşit sanki. Hayır hayır, siyah kazanır onu. E2 şah çektim. Şah F2, kale G1. Şah G1, E1 ben vezir çıkıyorum. Ama şey de olmak zorunda değil. Kale G5'i direkt buraya da alıyor biliyorum. E, kale G'yi de aldım. E4'ü de aldım. Beraber oluyor. Beraber. Yani kaybetmekten iyidir. Şu an ne oluyor? Kaybediyor. Ha, şu an kayıp olması lazım. Şu an kayıp olması lazım. Tabii bunlar zordur. İşte dediğim gibi. Evet, orada en kötü bir beraberlik vardı değil mi siyah adına? Beraberlik. Ama yani, belki onu hesaplamadı. Siyah kazanabilirdi yani. Belki. Yani kazanıyordu ya da kazancı oynayan taraftı. İşte Yıldırım'da şeyde hızlı satan bir şeyler ters gitti. Şu an ne olduğu belli değil. Aa, şu anda. Yok, bunu yani beyaz isterse berabere yapar. Yapıyor da. Yapmak istemiyor tabii ama yapacak. Yaptı. Berabere yaptı. Oldu. Sen evet son konumda sen yani son konum değil de son şu kale finali çok enteresan, bir daha gelsen oraya bir yöne geç önce. Şu an bu bakabiliriz. Burası yani burasının beraber olma ihtimali var çünkü piyon çok ileride. Belki teknik bir kazançtır ama şuraya bakalım. Yok. Berabere. Tabii berabere. Kale abi, kale G5. Kale benim G5. Dediğim variant berabere. G5, evet. Kale A5 diyor. Peki vezir finaline gel. Vezir kaleye ne diyor? Oo, eksi. Evet. Şah. Kazanıyor. Kazanıyor. Hayır, o değil, o değil, o değil. Mustafa vezir çıkarttıktan sonra oynat biraz. Tamam. Oyunu oynat. Şah A1. Buraya ne diyor? Artı. Kazanç diyor. İşte o çok güvenme. Şuradan. Şimdi evet, vezir A8 kuvvetli hamle. Vezir A8'i kaçırdı. Bir tane hamle çünkü oynat. Düşüyor. Evet, vezir A8. Şimdi kazanç değil biliyor musun? Artı 3. Bilgisayar eğer böyle bir konuma artı 3 diyorsa. Doğru. Kazanç değildir. Vezir C4'ten sonra muhtemelen berabere, vezir A8 oynasa kazanacaktı. Yalnız hakikaten vezir A8'den sonra tutamıyor piyon. Tabii tabii, bitiyor. Bitiyor. Yani bitiyor. Vay vay vay. Ya, kale B2, kale A2 koyuyor ama artık çok geç. Ama o konu berabereymiş, evet. Ya da %100 tabii tabii. Otomatik ya, o Yıldırım'ın hızlı satranç oynamanın verdiği bir refleks. İşte vezir A1, kale A1 hemen aldı. Sen alırsın ben alırım falan, evet, gibi oldu. Geldi. Ama berabere iyi kurtardı o zaman. Evet, Mustafa iyi kurtardı orada beraberi. Yani kazanç vaziyeti, önce iyi vaziyet, sonra muhtemelen kazanç vaziyet aniden bir büyük hatayla kayıba düştü ama şey oldu. Şimdi burada ne oluyor? Mustafa Katalanımsı bir şey oynamışlar. Kübra bir feda yaptı. Mustafa kabul etmedi. Şimdi 4-1 skor ve son oyunları aslında 5+2'de. Ha, 5+2 evet. 5+2'de tabi stratejik olarak biraz şey, Mustafa ağır bastı yani, öyle diyeyim. Evet. Gerçi Kübra'nın da bu arada stilini öğrenmiş olduk. Biraz daha böyle taktiği seven. Çok sever. Yani seven. İnsanlar işte kadın diye daha böyle pozisyonel, aha, çekingen oynayabilir gibi düşünüyorlar ama ben Kübra'yla bu son Türkiye Şampiyonası'nda Caner Duman'ın analizlere de katıldım. Orada da mesela sürekli böyle agresif varyantlar, böyle çok çılgınca şeyler tavsiye, gözü hep onlara kayıyordu. Hep böyle taktik, işte kandırmalar, orada bir feda, bir kompaz, hep bu tip şeylere bakıyordu. Ama oyunlarına baktığınız zaman aslında pek öyle değil ama öyle oynamak istiyor çok. İstiyoruz. Burada da, burada da iyi bir fırsat onun için yani. Çünkü ya, profesyonel satrançta pek o fırsatınız olmuyor yani, o fazla fantaziye kaçamıyorsunuz. 90+30'da özellikle çok fazla fantaziye kaçamıyorsunuz. Böyle çok sıkıcı şeyler yapmak zorunda kalıyorsunuz maalesef. Ama burada ya, tabii atış serbest yani. Bizim bundan önceki bir turnuvamızda Zehra Topel'le Esat Bağlan oynamıştı. Şimdi o oyunu incelerken de hani nasıl Zehra nasıl olacak falan diye bakarken Zehra da inanılmaz taktik oynuyor. Evet. Yani şey herhalde o bir kadın takımında bir şey var. Yani antrenörlerinden kaynaklanmıyor bilmiyorum ama. Şimdi bu oyuna dönecek olursak tipik bir Katalan yapısı oldu. Yani beyazın planı geri kalmış C piyonuna basmak. Siyah da onu olabildiğince savunmaya çalışacak. Yani çok hafif bir üstünlük tabii beyazda var. At E5 planı var. C7'ye basacak. Şimdi Kübra da burada kritik bir karar vermesi lazım. Şimdi normalde bu tarz konumlarda en iyisi, eğer piyon B6'da olmasaydı fil o çapraza fil D7 fil C6 ile koyduğumu farz et. Aynen. Yani fil F3'e vuruyorum. Alınca da fil C6 sürüyorum. Yani bu çok tipiktir. Yani fil D7 fil C6 sonra F3'teki ata çok çirkin duruyor ama onu vuruyorsun. Sonra C6 sürüp bu filin çaprazını kısıtlayıp kendi kötü filmi de atmış oluyor. Evet, ve o şekilde işte beyazın çok hafif üstün olduğu, biraz oyunu geride kabullenerek, ama şimdi onu yapamıyorsun çünkü B6 sürülü olduğu için şimdi fil C6, fil F3'ten sonra C6 süremiyorsun.
Yani B6 sürülü olduğu için şimdi siyahın opsiyonu yok. C6 sürersen de çok çirkin. Ya atım D7 de olsa C5 süreceğim ama süremiyorum yani. D7 olsa sürebileceğim acaba? DC5 alacak. Onu da süremeyeceksin. Ha, tabii vezirin bu arada şeydi. D8'de kale de bir. Yani bu kötü bir versiyonu. Katalan'ın kötü bir versiyonu oldu. Zaten sürelere de bakarsak. Kübra için evet. Yani bir, bu oyunda da Kübra'ya zor bir savunma bekliyor. Bir daha tamam. Almış olalım. Tamam, normal buraya kadar her şey. Her şey normal. Evet, bu B6 farklı bir varyant oldu. Tabii klasik Katalan'a dönünce. Ha işte bu artık buradan başlayan bir C7 geri kalmış. Ya bu B6 hatadır diyemeyiz de sonraki gelişen olaylar belki bu DC4 belki ha, iyi olmayabilir. Belki bu iyi olmayabilir. Belki C5 veya at BD7 gibi bir hamle daha doğru olabilirdi. Şimdi ha, hemen o yüzden kalede biri geliyor ki at D7'den sonra C5'i kesti. Tabii tabii C5 şu an kesti. Ve şimdi Katalan'ın iyi bir versiyonunu oynuyor. Yani çok iyi bir versiyonunu oynuyor. Burada vezir E7 yok muydu? Ha, vezir olur. E7, E4 mü? Hani şey dedim, ha, C5'i sürebiliyorum. Vezir E7. Tamam. Ha bir dakika. E4 analiz etmemiz lazım. At F6. Ha evet. File 4'le alacaksın. Olabilir. Daha iyi hamle olabilirdi. Evet. Belki E4'ten çekindi o da şimdi. E4 ama at F6 dediğin doğru. Vezir C7'ye file 4. Belki vezir E7. Evet vezir E7 kesinlikle daha iyi bir hamleydi. Doğru söylüyorsun. Bu at E7 de bir küçük bir hata desek. Yani şimdi tüm bu ufak tefek tercihler sonunda ne oldu? Beyaz çok rahat bir konum elde etti. Bu arada biraz daha şurada madem geriden aldık devam edelim. At C3, at B6. Kale C1 aldım. Atı D5'e koymayı başardık. Tamam at E5. Filleri değiştik. Bunlar tamam beklenen olan şeyler. E4 sürdü burada. Şimdi at D5 var mı? Of. Oynadı. Evet burada belki... Şimdi Mustafa tabii baskısı piyon kazandı. Şimdi en basit hamle at F6 ile piyonları bozmak. Beyaz çok rahat kazanç konum. Yani şey açılışta kötü kaldı. Birkaç tane ufak tefek yanlış tercih. Baskı altında kaldı. Sonra bir tane taktik numara ve beyaz hemen kazanç. Yani bu kadar çok basit gözüküyor. Yani. Evet, çok evet, basit bir şekilde kazandı bunu. Yani siyahın hiçbir karşı şansı yok. Vezir C2 oynuyor. Taşlarımız da aktif değil. İşin kötü tarafı. Piyon yani geri, piyonlar bozuk. Piyon önde. Hani 7. yataya koymuşuz. Kaleler tabii tabii. Çok net çiftlenmiş. Kazanç konum. Şimdi vezir D3 koyup D5 de sürebilir. Artık tercih meselesi nasıl bir şey yapacak bilmiyorum. E5 sürebilir, D5 sürebilir. Nasıl isterse. Tabii karşı oyun arıyor haklı olarak. Ama bu hattı açmak ne getirir? Şu anlık. İşte piyon değişiyor. Birazcık da vezirine aktivite yaratıyor. Bu iyi yani şey bir karar. Yani şu konum için çok mantıklı bir karar. A4'e B3 mü süreceğiz? Tabii kesinlikle. İyice karıştırması lazım. Mustafa burada vezir G4, kale E6 mı? Yok ama kalesi boşluğa kalacak. Yok olmuyor. Vezir G4, vezir H4 ve devamında başka bir şeyler kovalıyor sanırım. Şimdi var o kale E6 pikli ama vezir G4'de vezir G5 var şu an. Ben burada bir H4'ü denemek isterdim aslında ya vezir B5'e. Yok yok kale C5 çok iyi. Bağlantıyı kesiyor yani vezirin o kanada dönmesini kesiyor. Şimdi istediklerini rahat. Şimdi kale E6 var zaten. Vezir H4 de oynayabilir. Vezir H4 daha iyi bir hamleye benziyor. Vezir H4. Oynadı mı? Evet, oynadı. Tamam şimdi nasıl tutacaksın? Terk bu vaziyet. İkinci piyon da gitti. Hem de E5 süreceğim ben. E5'e kale C6. Terk. Vaziyet. Ha evet. Doğru. Kale C6'ya Kübra hamle yaparsa terk tuşunu bilmediğini onu arada söyleyeyim lütfen. Yani eminim yani. Mustafa hangi kaleye geleyim diye düşünüyor. Hangi kaleye geleyim diye düşünüyor. Şimdi 5'teki kaleyle gitmek istiyor ama D4'ü de vermek istemiyor. Böyle bir şeyler. Piyonu öyle çözdü sorunu diyeceğim ama. Çözdü. Şimdi piyonu alacak. İkinci piyonu da alacak. Ama şey bakıyor anladığım kadarıyla. Bu yani, arada süre Mustafa daldı. Azaldı. Kübra'nın 17 saniyesi kaldı. Siyahların yani. Ha tamam. Şimdi Mustafa evet.
süreden bir gidiş olabilir. Ha tamam, Vezir F6 istediği şekilde alabiliyordu piyonu. Vezir F6, kale E5, kale G5, mat oluyor. Yani. Evet, evet. Mecburen o mata izin verecek herhalde. Muhtemelen terk tuşunu hakikaten şey yapmıyor. 10 saniye bekleyecek gibi geldi bana şu, evet, an. Evet, ağzımdan aldın. Evet. Yani bilerek mat oldu, öyle diyeyim. Mikrofonları açabiliriz. Evet, mikrofonları açabiliriz. İlk 6 oyun sonuçlandı. Aslında Kübra'nın çok iyi başladığı bir oyundu ilk oyun. Ama birkaç sanki ufak hatayla, tabii sürenin de az olmasıyla kayba dönüştü. Onun ardından bir mouse kayması var herhalde. Ya, çok centilmence bir sahne oldu. Mouse kaymasından, evet, dolayı bir... Evet. Yazık oldu Kübra, çünkü çok merak ediyorduk. Kale 3'ten sonra Mustafa'ya soralım ne düşünüyor orada. Evet. Kayıp edebilir miydin o konumu, ne düşünüyordun? Bir savunma neydi planın? Ya ben üstün olduğumu düşünüyordum. Fil de 4, vezir F2 gibi savunmalarım hani bana çok inandırıcı gelmedi Feda, ama Kübra'nın da hani pasif oynamasındansa zaten taktik oyuncu olduğu için böyle vurdulu kırdılı şeylere gireceğini düşünüyordum. Ama ben zaten F4 sürdüğümde onu fark etmiştim yani. Evet. İlk oyun zaten neden... farkında F4, G4 oynamak istiyordum. İlk oyunu Kübra çok iyi oynadı. Çok zaten iyi oynadı. Sen nerede hata yapmış olabilirsin, onu soracaktım. Ben mi? Evet. Ya biraz detaylı incelemek lazım açılışı. Beyazlar o kadar aktif kalmaması gerekiyordu. Ama tabii siyahın daha dikkatli olması gereken bir varyant bence. Çünkü o fil E7'de, kale D7'de ve F3'teki fil de oyuna girince bence mükemmel pozisyon. Zaten kazancı da doğru gidiyordu oyun. Zaman sıkışmasında bilmiyorum tabii. Yani taşlar havada uçuşurken, evet, ne oldu anlamadık. Sen bir at G atına gittiğinde bir kale F8, kale G8'e Kübra atını alabiliyordu G4'te. At G4 gidip tehdit ettin ya at F2'ye. Aha. Hemen kale F8 şah, şah G7, kale G8 şah, kale G4 hemen atını alabiliyordu. Aynen. Bir de anladım. Fil D4 yerine kale, fil D5 yerine kale A8'le şey yapabiliyordu. Kale A8 şah bırakıyor F7'deyken piyonu. Ha. Ama çok yani karışık da. Yok, kazanç değil. İlk oyun kesinlikle kazanç. İlk oyun kazançtı. Kesin Kübra'ya kazançtı. Bir de çok çılgın bir kale finali oldu. Sen A1 vezire şah A1 aldın. İnanılmaz. Onun ne oldu hiçbir, evet, şey anlamadım. Ben kazanacağım zannediyordum. Bir de çok fazla geçer oluyor. Evet. İkinciyi yaratıyorum. Kübra üçüncüyü de al diyor. Hani bir daha yarat. Almayayım mı? Piyonları mı süreyim? Hangisini süreyim? Kafam çok bulandı. Yapacak hiçbir şey yoktu. Oyunu açmak için bütün piyonları vermem lazım. Bir şeyler bulmam lazımdı. Sonra Kübra kazanç vaziyete geçti. Tekniğime çok sinirlendim ya. B5 sürmemiş olmam lazımdı. Ne yaptım bilmiyorum. A5 B5 saçmaladım A5, ya. A5 kötüydü. Ben de dedim. Gerek yok. G5 niye sürmedin? G5 vezir devir şah G6. Ha, dediğim varyant. Yani orada kazanç olmalı da dedim yani... Şah hiç şansı oynamak istemedin değil mi? Öyle de olmuyor ya. Bir yerde artık avantajsa eğer agresif oynamam gerekiyordu. Ben yavaş oynadım. Bilgisayar varyantlı gidelim oraya. Tekrardan dönelim. Tam olarak neredeydi? Fil bırakılan yerde. Yok, kale D5 gitti yer. Şurada fil C5 oynadı. Oynat fil C5'i koy. Fil C5. Evet. Burada G5 sürebilirdi kale D5 yerine Mustafa. Burada işte G5. Ama oyun çok eşite yakın diyor. Vezir ama D3, bilgisayar burada, evet, tabii, anlamıyor. İnsan şeyi çok zor. Vezir D1, evet, bizde böyle var. Şah G6. Şah ya G6. Burada insanla oynamak çok zor bunu hücum altında. O file 7 falan bakıyor. File 7'nin fikri de F6'ya çakacak. H5'i boşlu bırakacak. Yani siyah biraz iyi burada, evet, böyle. Çok çılgın bir oyundu. Ama güzel partiler oldu yani, heyecanlı partiler oldu. Ben size o mouse kaydı ana götürmek istiyorum. Ha, evet, evet. Ya ben orada ne biliyor musunuz? Boş hamle yapmaya çok çalıştım. Çünkü aldığında, evet, filde 4 bitmek istiyorum ama boş mantıklı hiçbir hani pas geçmek istedim kaleye 3 alsın diye. Evet. Kale A1 falan oynayacaktım ama Kübra şimdi anlamayıp kale A3 vurursa şimdi diyorum saçma yani şey olacak. Yani ben aslında hani şunu açıklayayım. Berabere teklifini kabul etmeyecektim ben. Ama inanılmaz üzüldüm orada bir, yani böyle suratım falan düştü. Yani Mustafa Doğan beraber teklif edince, yani etik değil aslında kabul etmem. Yani hani bu arada izleyicilerden de hani özür diliyorum bunun için. Normalde kabul etmemem gerekiyor bence. Bence teklif etmemem gerekiyor o zaman. Ama o an yani ya o an bir moralimin yerine gelmesi için hani kabul ettim. Yani hani ya doğrusu oydu. Geri alma tuşu yok mu? Geri alma tek tuşu bek vardı galiba ya. Ya aslında var ama hani benim onu göndermem çok böyle hani... Kübra sen terk tuşunu daha bulamadın değil mi? Aynen.
İki kere bayrağa basacaksın. Öyle bir tuşa basamam yani, hani geri alma yani. Hayır hayır, terk etme tuşu, terk etme tuşu. Hayır, başka oyunda bir ara şey oldu ya, hani tamamen kayıp bir konum oldu. Kale at öndeyken mata kadar oynadığın konumu diyorum, terk etmeyi biliyor musun diye soruyorum. Ben normalde zaten resign'a basıyorum. İki ama... kere basacaksın. Efendim? İki kere basacaksın. Sanırım 10-15 defa bastım ben. O yüzden oynadım zaten. Hatta bir duraksadı yani oyun orada. Ben orada sürekli resign'a basıyordum. Olmayınca devam ettim yani hani. Ya biz fark ettik onu. Bilerek mesela son oyunda mat olduğunu düşündüm yani. Dedim ki hani. Ya o yüzden bilerek bezir cevap aldım zaten. Ama ondan önceki oyunda terk edemediği aşikardı. Sonra evet, mat evet. Olmuş olabilir. Yok, yok. Son oyunda da şey oldu yani hani. Selim abi yani zaten onun terk edilmesi gerektiğini biliyorum. Hayır, yani hani. Biliyorum. Sana yardım etmeye çalışıyorum. Çalışmıyor ha. İki kere basınca. İki kere üstü hızlı basacaksın. Daha yani ben ikiden çok fazla bastım. Allah Allah. Çalışmadı yani. O yüzden devam ettim. Yoksa. Tabii tabii. Zaten... Onu anladığımız için zaten ben de merak ettim. Yok, evet tamam, evet. Şuraya oynayacak bir durum yok zaten yani. İyi tamam. Güzel güzel partiler oldu şimdi. Evet, ne zaman bir, 3 artı 2'ye ne zaman geçeceğiz? Bir ufak ara verelim isterseniz bu sizler için yani bir en azından kafayı toplayalım. 2-3 dakika sonra kameraları da isterseniz kamera açık kalsın şu an şey ayarları da yapmışken hızı. İsterseniz bir, mikrofonları kapatalım. Sesleri kapatın 1-2 dakika mola verip. Tekrardan dönelim. Moralini bozma Kübra. Mustafa hep bu kadar şanslı olamaz yani. Bu ne böyle 5-1 iki yo, tane kayıp bilmem ne vezir geri şey diye at boşa koymalar falan. Gayet iyiyim ben. Yani çok iyisin, keyifli iyisin, maçlar şey çıkıyor. Bence gayet de kaliteli maçlar oldu çok, diye çok düşünüyorum. Güzel maçlar. Çok stratejik. Çok güzel. Ama iki tane maç izledik. Ben şu an gayet keyifliyim. Kesinlikle kesinlikle. O zaman 2 dakikalık bir ara. Mikrofonları yine kapatıyoruz ve 2 dakika sonra, 3 dakika sonra yani size bağlı tabii. Görüşmek üzere diyelim. Tamamdır. Görüşmek üzere. Evet. Bu arada araya girerek tekrar sponsorumuza tabii ki teşekkür edelim. Bu arayı da böyle değerlendirmiş olalım. Yeni Satranç'a çok teşekkür ediyoruz. Yeni Satranç'ın bu arada DGT distribütörü olduğunu söyleyelim. DGT bir saate ihtiyacınız varsa veya DGT'nin yeni bir board'u çıkmış, onu da Instagram'dan görebilirsiniz. Instagram hesabını, Yeni Satranç'ın Instagram hesabını mutlaka takip edin. Orada da özel indirimler var zaten. Yaklaşık... Bir de ben sizin için gittim konuştum. Bir indirim kodu var açıklama kısmında. Bir %15 indirim yaptırdım yenisatranç.com sitesinden. O indirim kodunu kullanarak da %15 indirimle alışveriş yapabiliyorsunuz. Evet, irtibat numarası da zaten WhatsApp irtibat numarası ekranda olması lazım. Instagram'dan da iletişime kolayca geçebilirsiniz. Evet Selim abi ne düşünüyorsun? Yani ilk başlangıç. Valla şimdi ilk oyunlara baktığımız zaman Kübra çok hızlı başladı. İlk oyunu kesinlikle kazansaydı bence çok daha farklı bir maç izleyebilirdik. Mustafa iki tane maçı tamamen oyun gücüyle kazandı. Bunlar hı-hı, bu son parti ve dördüncü partiydi. Yani beyazlarla stratejik konumda o bir de kalite feda etti. Yavaş yavaş hiç şans vermeden... önce iyi açılış, sürekli keskin doğru hamleler ve rakibin hı-hı, hatalarını iyi değerlendirdi. İki tane çok net pozisyon kazandı. İlk oyunu kaybetmesi gerekiyordu. Ya aslına bakarsan mesela Gebeş'i bile zorlamadı. Yani dedi ki kalede 5'ten kazanırım ama bu arada Vezir'e kazanıyordu iki... da, kazanıyordu da. Evet. Yani o da o şekilde. Bu Kübra'nın değişmeli sıralardaki Fil Gebeş varyantı da bir üstünlük vermeyince çok rahat evet, vaziyetler elde etti. Evet. Yani şöyle diyebiliriz. 6 partinin aslında birinde Kübra kazanç ve çok iyi götürdü. Evet, domine etti diyebiliriz. 2-3 partide çok zor durumlar yaşadı. Altta kaldı. 2-3 partide kafa kafaya gitti. Zaten hani oyun güçlerine, reytinglere baktığın zaman aşağı yukarı beklenenin bu olması gerekiyordu. Şimdi ben 3 artı 2'de Kübra'nın galibiyet almasını bekliyorum. En az bir tane. Evet. Yenmesini bekliyorum. Moraliyle alakalı bence. Moraliyi. Zaten bence beklentilerini de çok hani yüksek tutmuyor. Gayet hani keyfini çıkarıyor. Gayet kesinlikle, neşeli. Kesinlikle. Ben bir ya da iki parti kazanmasını bekliyorum evet, şu an. Evet. Yani 4-2 gibi bir skor. 4-2, 3.5, 2.5 gibi bir skor hayal ediyorum şimdi. 1 artı 1 içinde daha sonra bakarız. Yani evet. Tam bir... Ya açıkçası yani 5 artı 2'de ilk oyun terse dönseydi yani Kübra kazanmış olsaydı belki
şu an hani 3.5-2.5 gibi bir şey görebilirdik. 3.5-2.5 zordu da. Çünkü diğer oyunlar farklı olurdu ama hani en azından 1.5 yani şu an 1 puanım var Kübra'nın. Şu an 1 puan evet, var 2 beraberlik. Yani şey olarak tabii oyunlara bakıldığı zaman, eline geçen fırsatlara bakıldığı zaman biraz altta kaldı yani. Hani evet çünkü 1.5-2 yapabilirdi. Rezilli konumda kazançlı. Ama şöyle Mustafa da onu kazanıyor. Evet. En başta Mustafa yani şöyle bu Kübra ilk oyunu kazanmalıydı. Bir ya da iki tane de beraber alabilseydi o zaman zaten 1.5-2 puan yani bugünkü hani oyun seviyesine göre aşağı yukarı çok hani makul bir skor olurdu. Çünkü Mustafa iyi oynadığı oyunlarda hiç şans vermedi. Hani Mustafa'yı böyle kötü yakaladığın evet. zaman o tip vaziyetleri affetmemen lazım. Onları değerlendirmen lazım. Çünkü Mustafa iyi oynadığı zaman zaten işin çok zor. Bir de iyi kaldığı pozisyonlarda ben baktım sürede hep iyiydi. Yani açılıştan iyiydi. İyi bilerek evet. çıktı, bitirdi zaten. En evet. sonu oldu. Evet şu maçı hakikaten üzüldüm ama. Yani bir oraya döndü, bir buraya döndü. Şu kalede beşli. Evet, bu da pozisyonel evet, kalite biraz yap. Scoreboard'u bir tekrar yeniler misin? Bir daha yenileyim. Bir bu konu bir geliyor, sıkıntı oldu. Tamam. Bir daha bakacağım şimdi. Evet, şu eş... Yok, burada işi çok zor Beyaz'ın. Yani ya. Berabere olması gerekiyor gibi bir insan hani şimdi çok derin analiz etmiyorum. Yani bir satranç şey olarak hani kale herhalde Filpion'a karşı burada kaybetmemeli ama öte yandan da Siyah'ın inanılmaz... potansiyeli var. İnanılmaz yani şansları var. Şah giriyor, zaman. Kale C4, kale A4 giriyor. Vezir kanadında delikler var, şah kanadında delikler var. Fil D3'e koyabiliyor. Yani pratik oyunda bunu oynamak çok 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 zor. Öyle ama sanki Kübra da çok ezbere direkt şahı buraya gitti. Ben belki fark eder hatırlarsınız söyledim hani direkt ezbere buraya gitti. Sonra hani tekrardan dönmeye başladı. Evet, acaba tamam. Şah G2'de yok, sonra yok. G4'le şah G3'te mi kalsa? Ama o zaman gebe yani o şahı savunmaya dönmesi gerekiyor. Çünkü o şah dediğini yapsa gebe sürecek siyah. Bu sefer gene giremeyecek. Yani bu pozisyon çok zor bir pozisyon. Siyahın çok iyi şansları var burada. Ama bilmiyorum yani içinden bir ses kazanç olmamalıydı gibi geliyor yani. Bu arada bizde ters renkli fillerde Mustafa'nın kalite bıraktığı oyuna baktık. Bakıyoruz daha doğrusu. Ben üstün olduğunu düşünüyordum konunun. Selim abi üstün. Sen öyle düşünmüyor musun? Hayır üstün yok. Olduğunu aşikar. Sadece kalite fedasından sonra konum kazanç mı değil mi diye konuşuyoruz yani. O pratikte çok şans yok mu ya? Yani pratikte bana göre zaten pratikte kazanç teoride beraber olmalı gibi geliyor ama bilemiyorum tabii yani. Pratikte çok zor oynamak beyazla. Bu arada Mustafa senle beraber Selim abi de böyle hani analiz veriyordu. A3 hamlesini ikiniz de oynamış ol. Hani sen söyledin Selim abi. Mustafa da oynadı. A3 soru diyor. Yani kazançken soru diyor. Önce kale F5 falan varmış. Bilmiyorum konumu şu an. Yok Kübra beni çok kandırdı orada ya. Yok, kale A1'ler zaten falan. Zaten ben kale A1'i görmüştüm. A3'e kale A1'de oynadım evet. onu. Yani hani A3'ü bekliyordum ben aslında. Evet A3'e kale A1 ve ondan sonra kale F5'e eşitlik veriyor. Ama önce bir kale A3 almak lazımmış. Kale G6 ile biraz aynen. daha konum karıştı. Tabii 10 saniye var şu an Mustafa'da. Kübra'da 30 saniye var. Biraz buralar... Şeymiş. Ya ben şunu diyordum Mustafa şeyi merak ediyordum. O kaliteyi ilk bıraktığın yer vezirler değiştirdikten sonra ya objektif olarak kazanç mı değil mi onu sadece biraz anlamaya çalışıyordum. Yani siyahın kaybetme riski yok bence. Yok %100 ve yani. Beyaz kaleler çok delik yani %100 kazanç mı bilmiyorum da hani kime herkes herhalde Kübra'ya da sorsa o da siyah tercih eder diye düşünüyorum. Herkes siyah tercih eder de acaba bilgisayar kaybetmeyebilir mi bunu yani beyazlar onu merak ediyordum. Belki sadece. De belki de bilmiyorum aktif bir eğer bir savunma. Tabii ben de nasıl kazanmam lazım? G5 mi süreceğim ne yapacağım? Çünkü şöyle C4'e bile girsem herhangi bir piyonu alamadığım sürece. Tabii kazanamazsın. Bir piyon daha düşürmen lazım bir şekilde. Nasıl düşüreceksin? Kale C4, kale A4 gitsen, kale A3'e koysan, şahı C4'e girsen falan filan. Evet. İlk... Yani şu konum. Bir daha şey yapalım ha. Yok, kale C5'i vur. Tamam. Oynat. Evet, kale C5. Oynat şeyi. DC5, vezir E2. Tamam, bu konum. Yani şahı mesela evet biraz daha oynatabilirsin. Kale C5 de alsın. Tamam, bu konum işte.
Burada hani kazanç planı, kazanç fikri. Evet, belki siz de bakıyorsanız 34'ü şu an YouTube'dan aç. Ha. Açıp mı bakalım? Böyle nasıl yapalım? Leeds'ten bakabilirsiniz. Analiz et var. Kaçıncı oyundan bahsediyoruz? Bu 5 miydi, 4 müydü? Yok, Mustafa Siyah bu 5'ti galiba. 5 bu 5. Evet. Beşim kaçıncı hamleden bahsediyoruz? Mesela kaleci 5 aldığın yere gel. Geldim. İşte ben bu konum hani beyaz savunabilir mi onu merak ediyorum. Yani içimden bir ses sanki hani objektif olarak beyaz bir şekilde savunabilmeli gibi geliyor ama belki de. Ya benim abişim bebeşim tabii ki tam rezalet yani. Ben istediğim şekilde oynayayım. Nedense G5 süremedim. Bir şeylerden dolayı tam istediğimi yapamadım. Yani çok iyiydi konu. Ama A5-B5 file kare vermeye başladım. C hattı tıkandı derken şimdi oyun kontrolden çıkmadan ben bu fedayı yapmak istedim. Ama bilmiyorum tabii kazanç olmayabilir yani. Belki de değil yani. Makine zaten şu anda kazanç vermiyor da. Ya ben onu merak ediyordum sadece. Çok yani oynaması çok zor. Yani pratik oyunda beyazla oynamak çok zor. Anlamıyor da olabilir tabii. Belki de gerçi... Bilmiyorum. Ha, makine belki de A4 falan oynasın diyor acaba Kübra'yı. Tam anlamadım ya pozisyonu. A3 diyor. A3 beklesin diyor. A3 oynuyor, duruyor ondan sonra. Hı-hı. Kale A1, kale B1, kale A1, şah B1 duruyor. Ya, belki de kazanç olmayabilir. Ben yani kale H5, G5 tarzı bir şeyler artık deneyeceğim herhalde. Sonra FG5 alacağım. Yani sonra bir şeyler deneyeceğim belki de. Evet. Geçelim mi? Yavaştan geçelim isterseniz çünkü hani tamam. Teklifi nasıl yapacağım ama bir daha bir bulmaya çalışayım. Bundan çıkayım mı yoksa? Evet, bu sağ altta yine çevrim içi oyuncularda. Ha, yine aynı göreceğiz. Şeyi yapayım. Tamam, yine oyuna deyip bu sefer 3+2 değil mi? Evet. Yine 6 oyun. Tamam, ben teklifi gönderiyorum evet, o zaman. Seride kapatalım. Başarılar tamam. Diliyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Başarılar. Evet. 3+2'de Emre devam edecek. Ben de tekrar arkaya geçiyorum. Yayının başına. Evet. Evet. Biz bu arada merhaba falan diyemedik çünkü şey oldu hani. Evet. Beyenden önce konuşmuştuk zaten. Onlar ama başlamış olabilirler. Biz hemen yakalayalım. Evet. Aynen öyle. Beyazlar. Sürekli beyazları izleyerek şey yapacağız. Ne oynanmış? C4, E5. Mustafa Beyaz gene İngiliz oynamış. Bakalım. Hmm. Kübra D5 oynayacak mı gene? Ben çok maçları takip edemedim bu arada. Hı hı. Bu gene tempo önde. Taimanov varyantı oldu. Yani Kübra bir şekilde hep bilinçli olarak tempo geri siyahlarla beyaz sicilyası oynamayı kabul ediyor. İlk oyun istediği gibi gitmedi. Şimdi fil D6 herhalde, D4. Fil D6, D4 gibi. Çünkü E4 çok keskin olur. Tempo geri bunu oynaması çok tehlikeli evet, olur. E4'e karşı beyazın çok daha... Yani bu zaten tempo... Yani şöyle söyleyeyim. Aynı konum zaten siyahın bir tempo geriyken, mesela file örneğin F1'deyken zannedersem ve benzeri bir konumda oynanabiliyor. Yani burada çok tehlikeli olur. Kanımca. O yüzden ama yaptı. Direkt at D4 mi oynayacak? At D4 mi? At E5 mi? At E5 daha herhalde mantıklı. Belki fil D7'ler için. Burada herhalde at D4 mi? At E5 mi diye düşünüyor. Evet. Burada tabii tabii. Önce ikisine... acaba... Ama yok. Fil C6, B C6, at D4 yok, gibi o, bir şey direkt C5 olmaz. Yok, iyi olmaz, iyi olmaz. Evet, bu ya arada... aynı konum beyazın fili F1'deyken ana varyantı. At D4'e, atı E5'e gittiği konum. O Taimanov Sicilyası'nın ana varyantlarından biri. Şimdi tabii Mustafa farkı anlamaya çalışıyor zannedersem. En kritik
maçlardan bir tanesi bu. Bir de 1 artı 1'e başlanan ilk maç. Çünkü her zaman tempoya alışamadı. Alışamıyorlar. Mesela 3 artı 2 şimdi. Birazdan Mustafa bakacak ve 1 dakikası kalmış olacak. Mümkün tabii. Fil D diye. At E5'e şimdi fil D7 oynayacak herhalde. Evet, gerçekten o alışamadılar. Bilmiyorum. Onlar tabii çok daha derin analiz yapıyor. Şu an maçın içindeler. Çok şey yapıyorlar. Ben maça giremediğim için şu an düşünemiyorum. Şimdi çok ilginç varyant var. Fil D7'ye vezir H5 deneyebilir belki. Olur mu? Kötü hamle ya. Yok kötü hamle. Vezir E7 falan. Yok, kötüymüş. Ne düşünüyor olabilir? Vezir D6 mı düşünüyor? Ne olabilir burada? C6'yı savunacak bir şekilde. Evet. Hani düşünülecek vezir, hamle... Vezir G5 düşünüyor. Buldum ben. Vezir G5 çok iyi hamle olabilir. Buldu. Vezir G5... Evet, iyi hamle. Tematik hamle. Gerçekten çok iyi hamle. İyi hamle vezir oldu A4. Ama vezir alıp alıp al, sonra şah D8 tipik. Vezir E5, fil C6, şah D8 böyle oynanabilir. Vezir E5, fil C6, şah D8 tipik bunlar. Öyle. Ama E4'ü alıyor, hemen şey oluyor. O. Burada olmuyor. Kanlandı oyun hemen. Burada oyun biraz... Birileri taş önde çıkacak. Öyle oldu. Şu an öyle oldu bakalım. Yani. Ben hissettim bayağı boşta taş var. Vezir E5 fil cihaz şartta bir olmuş. Şimdi... Şimdi siyahın çıkarı yani... Siyah şu an fil... Fil H3'e fil C6... Evet, o deneyebilir. Fil H3, fil C6, B C6, vezir C6, şah... Ha, ama oynayamıyor. Şah E'de oynamak çok istiyordum da fil A3 var. Olmuyor. Flash olmuyor ama Kübra beni dinlemiyor. Bakalım kim daha iyi gördü. Bakalım, evet, burada bir taktik dönecek şuradan. Bence taş bence kaybetti. Fil C6 ben yanlış hesaplamıyorsam kazanıyor. Şahla geldi. Fil A3. İşte şah E7 yok. Şah E'de oynayabilse çok güzel olacaktı. Kaleyi verip mat tehdidi olduğu için kaleyi veremiyor ve siyah atağa geçiyor. Ama şimdi fil C6'ya ne gördü? Kübra, çünkü fil C6 şah D8'e basitçe fili B5'e geri dönüyorum. Hem boştaki filimi kaçıyorum hem de F1'i tutuyorum. Evet. Rahatça kazanıyorum yani şimdi. Burada erken bir terk mi? Yok. Şimdi Kübra fil A3'ü yeni fark etti. Şimdi artık çok geç. O da ilk başta benim gördüğüm varyantı gördü. Ama oh, artık D8. Mecburi. Ama şimdi bu arada neredeyse şah bayağı merkeze çıkacak. Yani Mustafa'nın zaten en kötü ihtimal vezir A8. Fil A3 şah uzun rok atıp zaten hani kurtulabilir. Şimdi mesela fil A3 şah en basiti. Bayağı iyi bir konuma geçiyor. Fil A3 uzun roktan sonra herhalde. Evet, ama şimdi filimiz boşta kalabilir. Ona da dikkat etmek lazım. O kadar basit değil. Şimdi şah nereye gidecek? F6. Şimdi birkaç tane keskin hamle yapmamız gerekiyor. Herhalde bu onlardan biridir hızlı oynadığına göre. Şah E5'e ne gördü? Allah Allah. Ne gördü şah E5'e ya? Biz niye göremiyoruz? Ha, D4 şah. Vay. D4 oynayacak mı? Ama yok ya. D4. E'de hani vezir mi alacak? Alacağım ama Allah Allah alsa, anlayamadık. Ama burada bir çatal daha oldu. Şimdi tek tehdit F1 kaldı. Ben ama... vezir E5'i niye... Aha, vezir C7 şah çekecekti, onu istemedi. Mustafa oradan vezir C7 şah çekerim diye düşündü. Hı-hı. Şimdi neler oluyor ya? Tamam, o zaman. Şahla verdi A3'ü. Ne oldu? İki fil kalite oldu. Kalite iki fil. Şimdi oyun biraz karıştı, şey oldu. Şimdi B2 tehditleri çok... Pratik olarak birazcık siyah şans çıktı. Mustafa daha keskin ama bir şey var. Ama şah... Doğru, ama çok taş kalmadı tahtada. Yani pratik olarak birazcık şans çıktı bu siyah. Bu arada denenebilir bir şey mi? Bilmiyorum. Evet, vezir F1 denenebilir bir şey mi diyecektim. Tabii. Kale B2'ler... Kübra çünkü güzel şimdi... deniyor şansını. Ama hemen bir ara hamle geliyor. Ara hamle geldi, evet. Şimdi vezir H7'ler vezir falan. Vezir H7 var. Doğru. Yani matlar mat değil de. Mat değil de işte uğraştıracak Şafi. Ben yani bu parti çok farklı yerlere gidebilir gibime geliyor. Vezir G6 da oynayacaktır. Tamam, şimdi gir şu an. Tamam, aynen, güzel. Şahı D2'ye sokup, evet. Oradan bir mat neredeyse kalır. Mat oluyor galiba. Yok, hayır, henüz değil. Şah D2, vezir H5. Vezir H5 mi, D3 mü? Vezir H5 daha iyi olabilir. Şah F2 mecbur. Mata doğru.
Ha, şey oldu. Evet. Yok, evet. En azından tempoyla almış oldu. Şeyi ata haber taraf etti. Yani kale F1'le. Kale B2 yemeyecek artık dedim ama bayağı. Yok yok, şey işi sağlam aldı. Şimdi at F3. Yani şey olmuş oldu. Direkt üstün, taş üstün kalmış oldu. B2'yi de basitçe Yok, tuttu. gene vezire karşı şey var, filat var ama hani şey mat atağından kurtuldu, o tehditkar durumdan kurtuldu. Piyonuz o kaleye Kaleye aldı. gitti. Şimdi terk Evet, bekliyoruz. Kübra terk Evet. tuşunu bulmuş. Bilmiş Güzel takım maç. O ilk geldi maç ve için. evet hep beyazdan izliyoruz bu arada. Skor 6-1'e geldi. Ama gene pratikte Ve çok şeyler değişiyor evet. maçın içinde. Bu çok güzel oluyor, heyecanlı oluyor. Şimdi farklı bir varyant oynayacaklar mı bakalım. Kırmaya kırış mı var burada? C4'ü büyük ihtimal alacaktır. Çünkü onu aldığın zaman E4 Vezir karesi kontrol. Yo, bu da C2 mı? oynanabilir bir konum. Yani şey gibi oldu. Slav'ın bazı sağlam varyantları gibi oldu. Yani aşağı yukarı dengeli bir konum. Çünkü siyahın fili daha iyi şey olarak şu an. Yani beyaz Tabii bu file F5 bakınca. tabii C1'e göre çok daha iyi bir fil. Çünkü piyonları beyazda. E4 karesini kontrol. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Bu F5'teki piyon çok faydalı bir piyon. O piyon E6'da olsaydı beyaz kaleye bir E4 sürüp merkezde üstünlük elde edebilirdi. Şimdi öyle bir şans yok. E4 Yani bir de istediği tabii zaman E5 D5. gibi gibi evet. Yani beyaz rahat olurdu ama şimdi E4 karesi kontrolü siyahın elinde olduğu için siyah çok rahat eşitliğe ulaşıyor. Yani çok rahat bir konum var. Kırmaya Yok, kırmaya zannetmiyorum. artık öyle bir Onu şey olmayacaktır. olmayacak. Fil B2 çıkacak herhalde. Fil B2 D5 aslında kötü bir fikir değil herhalde siyah için Hamle bence hamle diğer gene. olursa değil tabii. Hamle yani şey pratikte Hani yani. bu fil ile bu fil arasındaki fark biraz daha azalmış olacak Eğer diyebilirim o zaman. yapabilirse iyi tabii, evet. Öyle bir şey Ama tabii yapabilirse. siyahın Ama karşı bir Mustafa şey. bir hamle sonra at F6, at DF6 oynayacak. D5 karesini de kontrol edecek. Yani Tabii. ben zannetmiyorum o fil uzun süre. Şimdi Kübra da zannedersem A4 sürüp fil A3'ten onu değişme Evet. planları yapıyor. Ona bakıyor zannedersem. O yüzden A4 oynayabilir. Vazgeçti. At F6 ya da vezire yedi. Vezire yedi çok doğal, hani otomatik bir hamle. Belki daha iyisi var. Belki A4'e vezire E7 düşünüyor olabilir. Hani fil A3 gelmesin diye. Olabilir tabii. Artık o bir şey kalmadı zaten. Kale D1, kale A D1 ile artık D5 istiyor herhalde. Bir şekilde D5 Tamam. sürmeye Evet, çalışacak. deve sürmek istiyordu sanırım. Onu tuttu. Vezir E2 ya da D3. Vezir Vezir E2. E'ye gene çok otomatik basit hamle. Ama D5 mi var? Ha, D5 var. Onun D5'ten rahatsız oluyor. Evet, senin hamlen rahatsız ediyor. Şimdi fil C7 falan çekebilir onu engellemek için. D5 var mı? Yok mu? Onu hesaplıyor. Siyahın konumu böyle hafif üstünmüş gibi geliyordu Evet. fakat Yok. değerlendirecek, geliştirecek hamleleri getiremiyorum ben aslında. Yok, işte vezir F6, kale AD8. Daha sonra Ha belki bir tabii. şah kanadı atağı deneyebilir. G5, Ha G4'den belki G5, D4, G4. belki şah kanadı atağı deneyebilir. Yani gene Mustafa açılıştan hem zaman farkı hem de daha tercih edilebilir konumla çıktı. Yani bana Ben öyle geliyor ki Kübra'nın biraz daha böyle o ilk fil G5 denemesi gibi daha böyle az bilinen ilginç şeyler denemesi lazım. Hani bu böyle Mustafa'ya karşı böyle teknik vaziyetlerde Mustafa taşlarını çok doğru yerlere çok hızlı koyuyor. Hani tecrübesi ve oyun bilgisinden ötürü ve hep böyle bir hani siyahlara rahat Ya bir eşitlik evet bir üstünlük elde ediyor. gibi. Yani rahat bir konum elde Rahat ettiğini konum kesin elde ediyor. Evet, şimdi söyleyebiliriz. mesela Kübra şeyde zor. At E2 çekecek herhalde. Ben At E2 yani D5 gene tak. D5 geldi. Fakat bu B2'deki fil boşta. Şu Beni an biraz o şey yapıyor. Hani bir tehditler olabilir mi işte? At D5'e ne gördü? At D5'e At D5 gördü. Onu anladık. C D5'e ne gördü? At D5'e At At D5 D5 vezir çarpı B2 B2 atı
ne yapacak artık? O da doğru, o da güzel. B2 boşta. Ben hani kale D2 falan deneyecektim. E4'teki at tabii ki var. Belki kale E1, kale E2 mi yapsaydı B2? Vakti yok artık için. Ona. Şu tabii an vakti ki. Yok. Sakin de oynanmayacak bu hamleyi. Bu hamleyi kırması lazım. Yoksa DC6, at, BC6 kötü. At D5'i hesaplıyor. Tabii. Yani onu mutlaka alacak bir şekilde ama hangisiyle alacak? Mustafa hamleyi anlamaya çalışıyor bence şu an. Ha, at E4 var. At E4. At E4 alacak. At D5 aldı. Şöyle yapsam daha mı iyisi? Evet ama vakitleri göremiyoruz bu sefer de. Evet, tamam, şöyle yaptım. O zaman mecbur. O ikisi. Yok böyle güzel. Şimdi at D5 senin dediğin var. At E4 bu varyant oldu. File F6. Oo, vezir. Tamam, mecbur. Her şey şu ana kadar. Ha, Kübra da buna güveniyordu. Döndü. Aslında belki alıp sür E4 yok. E4 olsaymış daha değişik. Şimdi belki. Eğer beyaz aldı o piyonu. Çok güzel. Kübra şey iyi şey yaptı. İyi oynadı konumu yani. Şimdi eğer başına bir şey gelmiyorsa böyle at B4 mat B4 bunları şimdi hesaplamamız lazım. Ata A2'leri falan hesaplamamız lazım. Alacak mıdır? Belki alıp. Kale A4 var. Bence gayet güzel. Kübra gayet güzel şey yaptı. Hafif altta kaldığı bir konumu gayet güzel toparladı. Şimdi hatta tercih edilebilir konuma bile geçmiş burada olabilir. Acaba Mustafa ne gördü? Kale A4'ü görmüştür. Acaba kale mecburiyetten hani konum eşit diyor. Normal konumun hakkını oynuyor vakti değil. Yani şu an konum aşağı yukarı eşit dengeli. Mümkünse kale de bir. Şu Lichess'in şu şeyi çok kötü. Bu pembe yanıyor ya. Pembe yanması gerçekten bitiriyor ya. İzleyiciler de görüyor mu onu pembe? Ha. Tabii tabii. Yani izleyiciler görüyor değil. Hani ben oynarken bile görünce elim ayağıma dolanıyor. Bir pembe yanınca insan fark ediyor yani zaman gitmiş. Kübra kalede bir gelmemekte ısrar etti. İnşallah fil C5, mil C5 falan başına işte. Aslında G3'ü de var. Böyle şah tempoları yok. Bir kale D1. Kale D1 bir an önce gelmesi gerekiyordu. Şimdi fil C5 ya da fil B8 tabii. Kale A8 ve oynayacak. Evet. Mustafa atı çekecek bir yere. C2'ye falan. C2'ye gitmek istemeyebilir. D5'e de gitmek istemiyor. O yüzden böyle bir şey yaptı. Şimdi kale D1 gelemedik. D hattını alamadık. Başka bir şeyler oluyor. At C6 tehdidi var mı? Oldu mu? Yedi mi at C6? Yemedi ya da görmedi. At C6 oluyor mu? Du at, sanki. Bana at. Oldu. Hala oluyor. Ben mi yanlış görüyorum? Hah. Bir hamle gecikse de yaptı. Kübra ikinci kez evet, iyi vaziyet oldu. Elde etti. Şu an. Az önce de vardı. Oyuncular için ben bu tabii oynamadığım için çok rahat şey yapıyorum ama o Mustafa da farklı şeyler. Çok güzel. Var mı burada bir şey? Yok. Var 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 var. Çıktılar gene. Ama, ama fiyat, beyazın biraz oynanır. Tercih edilebilir. Beyazın hafif bir üstünlüğü var şu an. Bu konum fil kale çok. Daha iyi koordine burada. Şey fil kuvvetli yani. Biraz G4 sürebilir. Kale H4 oynanabilir. Kübra iyi bir yere gitmiyor değil mi? İyi at, konumda. İyi, beyaz, konuma etti. Beyaz iyi konumda. Fil C5 tarzı bir şeyler mi? Ama at A6 hemen gelecek. Vakti çok az Kübra'nın. Çok hızlı oynaması lazım. F5. Gene kale D4 geri mi olacak? Tutmadı, yapmadı. G4 güzel hamle. Gayet güzel oynadı Kübra bence başından sonra. Başta F5 oynasa bu F6'ya yüklenilmeyecekti gibi ama o da başka ne sebepten yani. İstemedi bilmiyorum. Ha G4'le yıkılmasını, saldırılmasını istemedi. O da olabilir. Yani beyazın hafif bir üstünlüğü var ama yani şu 3 saniyesi varken çabuk! Varken berabere... Çabuk! Berabere bir yok. Şey çıkabilecek. Beraber yani. Olabilir evet. Objektif olarak. Yani Mustafa vaktin az olmasına güvenip zorlayacak mı yoksa razı gelecek mi? Şahı vezir kanadından dolaştırabilir mi ama artık şah kalenin... F3 otomatik hamle yapmadı. Ne yapıyor Kübra? Kale biraz ama kale A5 fikirleri şimdi şey oldu. Kübra kötü piyon. Ya ata çok delikler verdi. Çok şey oldu. Bu gereksiz. Yok yok mecburi G5 yani kaleyi şey yapmak için. Mecbur. Beraber olacak berabere. Yani burada kırıp G5 alacak beraber olacak. Eğer çok ciddi bir hata yapmazsa taraflardan biri beraber olacak. Derken böyle bir şey. Biraz farklı oldu. Farklı oldu o evet. Şimdi kayıba dönmüş olabilir. Düşeceğini düşünmemiştim. Yine de beraberlik olabilir. Bilmiyorum bu piyonla, bu finalle ilgili bir teorik bilgim yok. Şimdi değişebilirse eğer, çok güzel yaptı beraberi rahat bir şekilde sanki. Kale C6. Niye yapmadın kale C6? Kale C8 yani, şahla alıyordu.
Bu arada ne oluyor hakikaten? Bu arada Mustafa'nın süresi azaldı. Fark etti çünkü şeyi, sıkıntıyı. Şimdi evet. Şahla tuttu. Kaleciydi. Kaleciydi. Ama E-Piyon'un berabere sanki... Berabere olmalı gibi ilk izlenimim o. Bir dakika. Kale A1 ya da Kübra çabuk karar ver. Bir dakika. Tamam, fark etmiyor nereye gitti. Aynen. Vuracak. Vurmadı. Ne yapıyor vurmadı. Mustafa ya? Kale şaşı değil mi? Ne oluyor ya? Mustafa ne yapıyorsun? CK o tam şeye döktü oyunu. Bunu. Ama şimdi önce şimdi, şah çekiyor. Evet de ne oluyor bilmiyoruz artık. Burada mat çıkarabilme fikirleri olacak mı? Bilmiyorum. Yine çok heyecanlı bir parti oldu. Yani okey, Kübra'nın beraberliği cepte, yapabilir. Kazanca da oynayabilir. Şimdi düşünecek. Bakalım. Çok böyle bir dolaştırma. Ama hiç riske girmedi. Belki böyle dolaştırmalı bir yöntemle. Evet. Açmaz mevzuları olabilir. Ama maçın hakkı beraberlikti. Yani çünkü Kübra açılış çok iyi oynadı. Yani açılıştan sonrasını, açılıştan sonrasını çok iyi getirdi yani. Ve iyi finale çevirdi ama. Beyazlarda gene Mustafa Yılmaz'dayız ve Atef 3, D5, D4. Bu sefer önce... değiştirdi. Bunu hep Kübra beyazla oynuyordu. Şimdi farklı bir şey yaptı. Tamam. Hemen kısa bir süre böyle yaptım. Evet. Şimdi aynı oyunda bu sefer burayı aldı, tamam. Bu da mantıklı. Biraz önce evet, transfer ama oldu. Hem temposu eksik hem de bence iyi kalmadığını fark etti. Şimdi daha mantıklı bir şey oynuyor. Şimdi bir B2 isteği var. Vezir E2 ile onu tuttu. Açış. Aa. Vezir A5 herhalde. Beyaz filimizin, yani siyahların beyaz fili için herhalde burada bir yer bulması gerekecek. Onu işte fil D7, kale D8, fil E8 ile içeride tutulabilir bir süre. Çünkü E5 sürmesi mümkün gözükmüyor. Simetrik konum ama işte beyazın tabii hamle avantajından ötürü ve hamle avantajından ötürü filini dışarı çıktığı için gene yani minimal bir üstünlüğü var. Belki kaleciye bir... Evet, mantıklı hamle ama... O biraz daha... Agresif bir şey yaptı. Agresif geldi. At C7 istekleri... At C7 ya da fil C7 ikisinden biri. Fil C7 de çok tehlikeli. Fil C7'ye vezir... A6 sonra açarak D6'ya falan mesela bir sürü ilginç belki oluyor. Belki A6'ya girmek istemeyip C5 falan... O zaman fil D6 ile kalite kaybediyorsun. Ha evet. Şimdi mesela evet, fil C7 kazanıyor mu? Hemen buna bakmak lazım. Fil C7, vezir C5 olmuyor. Fil D6 var. Vezir A6'ya... Vezir A6 mecbur bir kere. Evet, mecbur ama ona da ne var? Vezir A6'ya... At D6 deneyebilir belki. Vezir bir dakika. At, vezir A6'ya at C3 dönsem. Ha evet, ne yapıyorsun at C3 dönsem? At C3 dönseniz. Vezir düşüyor. O, işte Mustafa gene çok rahat bir fil D6'dan sonra Kübra'yı vezir D6'ya zorluyor bence. Çok rahat bir galibiyat. Yani hemen kalite kazandı da açılıştan basit bir şekilde. Bu... Ya bunu 1+0'da da fark ettim dün. Ya oyun tekniği bir yerden sonra demek ki nasıl uçuyorsa, yani hafif bir üstünlük çok hızlı değerlendirilebiliyor. İşte orada at B5'ten sonra Kübra doğru devam edemedi. Daha Mustafa ne yapıyor? İşte ha taşı alayım dedi. Aynen. Fil de düşüyormuş. Hemen kazandı beyaz şey hemen hızlı bir şekilde. İşte mesela bu vezir B6 mesela şüpheli bir hamleydi Kübra'nın yaptığı örneğin. Şüpheli hamleye beyaz doğru oynuyor. Üzerine birkaç tane daha böyle ufak şüpheli hamle veya tam böyle keskin olmayan tam doğru hamle gelince veremeyince böyle bir şey oldu. Şimdi konum terk oldu. Bilmiyorum yani, bir mucize, bir muazzam bir taktik falan yoksa Mustafa esniyor galiba. Vakitleri almaya bakmaya gerek yok burada. O vakitleri şeyde bakarız. Kübra'da ben nerede yanlış yaptım, niye böyle oldu der gibi. Ben bir yayını takip ettim sanki bir an şey oluyor, ben böyle acaba görüntü mü donuyor diyorum. Hani Kübra hiç değişmiyor bir uzun bir süre bazen. Yok ya, bir önceki oyun çok iyi oynamıştı. Şimdi ha bir... Bu arada... Bu nedir? Hmm. Ne oluyor? Ha basit şekilde alayım dedi. Yani alet geri artık. Evet. Yani bu kazanç konum pratik olarak zorluk çıkarmaya çalışacak ama... Süre olarak da Mustafa iyi kaldığı için hani belki
bir dakikası kalsa şu an daha başka eklemeli, eklemeli oyunda ben onun çok etkili olacağını düşünmüyorum. Çünkü ekleme olduğu zaman bayrak terk etti değil mi? Terk etti. Terk etti. Beyazlar da D4 at F6 geldi. Tamam, ha güzel. Şimdi gene Grunfeld'i mi? Ha yok, Şahin oynadı. Ben hala Kübra'dan bir galibiyet bekliyorum. Belki 1+1 beklemem gerekecek onun için. Çünkü eline 2-3 tane fırsat geçti. Hiçbirini değerlendiremedi. Yani çok yaklaşmışlar. Belki gene açılışta bir inisiyatif yakalayın. İşte burada elde edebilir. Bu tarz bir şeyde. G4 direkt. Tamam. Bunlar var böyle şeyler. Şey, bunu muhtemelen oyuncular bilindik bir şey oynuyorlar. G5 at D7. H4 E5 oynanıyor. Mustafa tabii şimdi normalde oynamadığı şeyleri oynuyor zannedersem. Biraz açılış saklamak, biraz daha böyle deney sonrası diye. Ama Şahint'i çok deniyor herhalde böyle blitzlerde. Aa, olabilir şeylerde. tabii olabilir. Bir de hani çok oynamadığı şeyler derken hani normal bir oyuncunun çok çok gene düzey olarak üstünde. Tabii bir mutlaka oluyor. Çalışması vardır. Mutlaka bir okumuşluğu, araştırmışlığı vardır. Ama Kübra da çok fazla milli takım kampına katıldı. O da yani bu sistemi eğer hani şey yapmıyorsa, deneysel bir şey yapmıyorsa mutlaka biliyordur ama vakitlere bakınca sanki bilmediği bir şeyle karşılaşmış sanki G4, gibi. Sanki G4, H4'le zorlayayım dedi ama merkez... Önce gebe sürse daha iyiydi sanki. Çünkü şimdi bu önce gebe sürmedi. Evet yani H4 yerine gebe sürüp atı D7'ye kovup ondan sonra hani hep ne derler? Merkez kapalı olmadan şak, yani kanat atakları genelde başarılı. Şimdi bence beyazın gene stratejisi başarılı olmadı çünkü gelişimini tamamlayamadı. Şahı merkezde ve şimdi bir hücum yapıyor ama bu at için işte o atı da çıkmayacak herhalde bir süre haş attığını kullanmak için. Ben siyahın konumunu gene çok beğeniyorum. Tabii file altı mantıklandı. Mustafa prensiplere uygun oynuyor. Kale C8 at B4. Siyahın konumu tercih edilir şu an. Beyaz file yani Kübra'nın zaman sıkış yani zaman sıkışmasına son anlara ulaşana kadar çok dengeli bir konum tutabilmesi lazım. Zaten hep oralarda şans elde etti. Ya da açılıştan çok iyi çıkıp onu sonuna kadar götürdüğü zaman şans elde etti. Mesela Mustafa'nın vakti azaldığında işte o vezir kale pozisyonunda bir tane büyük hata yaptı. Az önceki oyun elinden kayıyordu. Yani şey yapması şimdi lazım. Atı çıkabilir. Yani ataş 3 insanın eli giden bir hamle. Öyle mecbur çünkü gibi. Başka bir şey. Şimdi GH5 çok mu çılgınca ona bakıyorum. Yok ki maceraya girmedi. GH5'e belki at G5. Önce ya da at F4. Önce at F4'lü falan bir şeyler gelirse evet. Belki onlardan şey olur. Önce at B4. At B4'ten at D5 dönebilir. Ya da at ya D3'ten da, bırakacak. O da olabilir ama at F4 geldi şimdi. Tamam güzel. Belki kale C8'de bir bekleyebilir. Evet kale C8 iyi hamleye benziyor. Ama tabii şimdi at çarpı E6, F çarpı E6. Razı gelebilir ona. Ona razı gelebilir. Enteresan bir piyon yapısı kalacak ama razı gelebilirdi ona gelmedi. Vezir D7 ile ya bir an aslında o fil böyle çok kuvvetliymiş gibi geldi ama F4'teki at da bir o kadar kullanışlı olabilir. O yüzden herhalde onları değişmek şey için normal bir şey oldu. At D5 herhalde. At D3'ü düşünmüyordur herhalde. Düşünüyordur da oynayacağını zannetmiyorum. Mutlaka. Biraz önce hani file karşı belki alabilirdi de ata karşı herhalde. Bu arada yamla galiba. At D3. Yamla olabilir. Yapmadı. Şu yüzden yamla olabilir. G4 boşta kalıyordu D3. Yani at E6 aldırıyordu zorla. Ama beğenmedi o konumu şey yapmak istemedi. Piyonu feda etmek istemedi hemen. Çok, evet ya çok karışık bir şey oluyor. Daha anlaşılır bir şeyler vardı biraz önce sanki tahtada. Şimdi at D5. At D5 alırsa fil D5 siyahın konumu çok rahat. Şimdi beyaz hücum edemiyor. Yani beyaz şey hayal ediyordu. Şah kanadı hücumu yapacağım istiyordu ama onu yapamıyor. Bence vezir D2 tamam güzel. Bir eşitsizlik. Kale C8. Kale C8 herhalde. Ya da D8 ikisinden biri. Şimdi burada beyazın mat hücumu var mı yok mu? Yani HG ya da flash 6 herhalde. F5'le herhalde o bitti şu an.
Evet, Mustafa herhalde mat hücumu olabileceğine kanaat getirip bunu kesmek istedi. Şimdi F4 tehdit ediyor. Bu sebepten geçerken alındı. Piyon yapısı. Piyonla almasını bekliyorum. Evet. Piyonla almasını bekliyorum. Evet. Tamam. Şimdi yapısı. Kübra'nın da HG alma. Ha, H6 iyi olur. HG. Ya. HG de H6. Ha, HG flash 6 mı diyorsun? Öyle bir şeyler belki. Buralar biraz açık kalacak. Olabilir, evet evet. Ama en kötü vezir F7 var. Ama da fil C4 var. Evet, beyaz birazcık şey oldu. Ha, G5 böyle planlamış. G5'i şey yapmış. Şu an haş hattını kullandırmıyor bir şekilde. Yok, şu an siyahın konumu çok müthiş oldu. Çünkü at da F4'e oturacak. Beyaz fil kötü kaldı. Siyahın konumu çok şu an hoş gözüküyor. Vakit de azaldı. Şimdi fil C4 de güzel bir tercih gibi. Fil C4 tamam. G4 boşta ama D5 boşta. Oluyor mu? Yok, tamam. Oo, E3 şimdi anlaşılmadı. Kale C4 mi vuracak? Muhtemelen vuracak. Ben hiçbir şey anlamadım. Biraz sorarız sonra. Ne olduğunu anlayamadım. F3'e ne olduğunu anlayamadım şu an. Şu an kaybetti. Yuh. File 6. Kale C1. Uuu, çok güzel. En kötü kale C4 var zaten, en basit. Burada ne oluyordu ya? Bir geri alalım oraya bakalım. Terk etti de. Hemen bir anlamaya çalışalım. Orada hiçbir şey anlayamadım ya. Heh. Ne var FE3'e? Analiz tahtası diyelim. FE3. Vezir E3. Vezir E3. Ha, açmazdan B3 süreceğim mecbur. Sürdür. B3 ama B5'e şah E2 var. Oynat B5. B5 yerine kale... Yok, insan hamlesine bakalım. Tamam, B5, şah E2. Şah E2, E2, E2. Yani beyaz oyunda şu an berabere şansı var. Herhalde bunu kaçırdı. Her iki tarafta bence bu varyantı kaçırdı. Yani taşı düşmüyor. Bu şekilde kurtulabiliyor. Şah E2 biraz şeymiş. Yani düşüyor. B3, evet. Onu, bence bunu kaçırdılar hızlı satrançta. Ya da Mustafa o finalin iyi olduğunu anlayıp şey yapmadı yani. Neredeyiz? Buradayız. Rövanş oyununu göster dedik ve o bir vezir karışı gelmiş. İstiyorsanız hızlıca tamam. Bakalım. C4 at F6. At C3. Aşağıda skor da yazıyor. DC3. Şey, evet. Bu enteresan bir tercih olmuş ama. Yok, normal. Şey, bu tarz kırışmalılarda bu kırışan taraf için C3 şah C2 ya da mesela siyah tarafından bakalım. Şah D8'deyse C6 şah C7. Daha sonra işte B4, A4. Orada alan kazanma fikri. Bunlar tipik yani, bu finaller böyle oynanıyor genelde. Belki F3 mü gelecek? F3 gelip B4, A4. Şimdi B4 olabilir. Genelde o tarz şey yapıyorlar. Ama önce bir F3 ya da kaleye bir. Tamam. F3 ile yapayım. A5 bekliyorum ben. Ya da şah E1 ama... Evet. Oyun sonuna doğru girmeyi tercih ettiler. Çok öyle değil. Hiçbir üstünlük elde edemedi sanırım beyaz. Bir şekilde kale D1 oynayacak. Kale H1 oynamayı tercih etti. Belki B4 A4 hani şeylerini mi düşündü? Burada hani ben şey yapamıyorum mesela. Kale A1, kale H1. Hangisini gelirsen gel, bir hata yapma ihtimali var. Yani şimdi çok eşit bir şey oldu. Belki hemen beraberlik. Berabere. Ve evet. Hızlı bir beraber oldu. Ve Mustafa bir şey elde edemeyince zorlamadı. Beyazlara geçelim. Tamam. Kübra D4 at F6 oynandı. C3. Şimdi şu oyunun bir önemi var. Şu an Mustafa 9 puanda. Evet. Mustafa berabere bile alsa maçı kazanmış. Yani zaten gidişattan bir tehlike altında olmadığı bariz de herhalde bir skoru yeniledin mi? 9-2 oldu. Skor 9-2 oldu. Şu an geliyorum. Skoru yenileyince bana bir işaret yap. Reji. File F3 vuracak mı acaba? Zannetmiyorum. Bir anlık şunu yenileyip şöyle. Mesela Kübra'dan ben bu tarz şeyler yapmasını istiyorum. Yani daha böyle teorik olmayan, daha böyle sistem, böyle bu tarz şeyler hızlı satrançta daha çok bence ona şans verecektir. Çünkü bilindik şeyler de ilk parti hariç
Mustafa genelde hep böyle daha ne yapacağını, taşları nereye koyacağını daha iyi bilen taraf. Hep mesela açılışta 3-4 parti. Zaten sırf açılıştan tıkır tıkır. Birkaç tanesi çok kısa bitti. Şimdi ne oldu? 9-2. 4 berabere var. 4 berabere 7 galibiyet var. 7 galibiyet var değil mi Mustafa'nın? Evet. Mesela 7 galibiyetin 3 tane, 3 ya da 4 tanesi direkt hani açılıştan çok böyle rahat elde edilen üstünlük ve onun devamını hani çok iyi şekilde getirmesiyle oldu. Bu arada 3 artı 2'lerin son mücadelesi Evet. bittikten sonra da 3 artı 2'nin ilk o dönen oyununa bakmaya herkes rica ediyor da. Hangisine? İki O tarafa tarafa. Ha dönelim. evet, tabii. At D5. Tamam, normal. Kale A1 gibi bir şey. Yani iki kaleden birinin E1'e gelmesini bekliyorum Ben de şu an. kale F1 gibi şeyler Olabilir, olabilir. O da düşündüm. olabilir ama O Kübra E6. yine agresif hamle yaptı. İyi de bir hamle yaptı. Belki Mustafa'nın gözünden mi kaçtı bu? E6 tam böyle Güzel, güzel. kılçık kılçık hamle Yok yani çok basit. denilebilecek. Sen alırsan ben de G6'yı şah kanadından piyon alacağım. Şah kanadını zayıflattı. Güzel yani. Mustafa'nın şeyine bakabilir miyiz? Kamerasına. Düşünceli hani teknik direktör, düşünceli teknik direktör Evet ya havası. yani ben Mustafa bence bunu biraz F5 bilinçli ile mi girdi bu varyanta atladı mı bilmiyorum ama E6 ama gerçekten iyi hamle, iyi görülebilecekmiş hamle. gibi de durmuyor. Ya görür yani kaçırmış olabilir. Yani şu an beyaz bence iyi bir şey oyun elde etti. Vezir E8 tarzı bir şeyler herhalde G6'yı. C4 var. C4 olabilir de var demeyeyim de olabilir. At B4 ile kurtuluyorsun gerçi de. Ama şimdi ha, kale F6. C4'de gene at B4 var. Ne oluyor ya? Vezir B3 ver atı. G5 tek hamle. Şu an beyaz üstün olması lazım yani beyazın. Ben fil D5 tamam. Vuracaksın mecbur. GH4 güzel. Şimdi iyi birkaç hamle yapmamız lazım beyazdan. Kale AE1 iyi olabilir. Kale AE1 bağırıyor şu an. Son kaleydi. F'yle geldi. Ben A'yla gelirdim. Belki H3'ü HG F3'e tabii. Kale A1 bağırıyordu yani. Çok. Şimdi A1'deki kale ne yapıyor? böyle kalmaya böyle kalacaktı Yani tabii orada. evet ya. Biraz daha hani çok Tabii. ufak bir şey ama onu da haşla almayı tercih etti. Evet. F'te kalesi olmadığı Evet için. yok kale A1 iyi hamleydi. Belki Kale at A1. F3 artık at H4. Ha o kaleyi orada kullandı. O da tabii öyle bir şey yaptı. Ama kale A1 gene de. Tamam o çok takılmayalım oraya. Şimdi at F3 herhalde. Tamam o da olur. Yani beyazın konumunu beğeniyorum. E6'da çok kuvvetli bir piyonu var. Siyahın da dikkatli olması lazım. Şimdi ve bu arada Verecek vezir herhalde. iki kaleye veziri değişecek. Arkadan vezir A8, bir piyon. Yok yok iyi yaptı. Kübra iyi yaptı. O E6 piyonu tek şansı. O piyonu kaybederse hiçbir şansı kalmaz. Şimdi burada tabii hızlı oynanıyor. Çok analiz edemiyoruz ama çok dengesiz, tehlikeli bir konum. Mesela en basit hamlelere bakalım. Vezir A7. Burada bir şah kanadı atağı olabilecekmiş gibi belki kale G6 ile G4'e istendiği Evet, zaman evet, evet. Kale G6'ya ne yapıyor hakikaten? yani neredeyse hani atı bırakıyor değil mat oluyor gibi bir şey orası. Kale F4 belki daha da aktif bir şekilde istedi ama aynı amaca hizmet ediyor. Evet, bunu E7 Kübra alacağım diyeceğim ama şey orada çok farklı şeyler yaptı. İyi yani o kale A1 oynasaydı bence iyi oyunu konum vardı. farklı yere İyi giderdi oyunu yani. vardı, iyi oyunu vardı. Şimdi Şimdi atı tuttu. Kale G çarpı G4'e atı bırakmamış olacak şaha Evet, kaçtığında. evet. Ama gene de kötü Ama çünkü şimdi file E5'ler falan Şah sürekli bir H1'e bakış var. evet. Kale G2, kale F2 var en basit. File E5. File E5 iyi değil. Hemen kale G2, kale F2 oynasın. Ya iyi değil derken hani siyah çok üstün vaziyet elde etti ama kale G2, kale F2 alsın hemen. Kale G2 zaten şu an düşünüyordur. Belki bir mat fikri, mat ağı düşünüyor olabilir. File E5 File benim 5 iyi geldi. olmadığını düşünüyorum. Şimdi ben bu hamle neden iyi değil dedim. Buna ne yapıyoruz? Bunu ben de Ha bunu görmedim bilmiyordum. tabii. Direkt Bunu görmedim ben de kale yine. H4, kale G4 ile Mat ediyor. Bunu görmedim. mat ediyor. Galiba terk oldu. Yani vezirle vuracak ama Yok terk terk yani. oldu. Mikrofonları açabiliriz. Evet.
Evet, tekrar merhaba. Mikrofonlarınız kapalı şu an. Mikrofonları açabilirsiniz. Açtım. Merhabalar. Merhaba. İzleyicilerden herkes şu çok heyecanlı partiyi bir analiz etmemizi istemiş. O en son kaleye kale şaşak kaldığınız parti. Aa, evet evet. Gidip gelen parti. Ne oluyordu orada? Kaçıncı partiydi o? Hangisi? 3 artı 2'nin ilk partisi olabilir. Evet. Şu final oynadınız. Aa, şu vezir. Evet evet. Vezirler çıkıldı falan filan bir şeyler oldu evet. Ya hiçbir şey anlamadım o oyundan. Evet, evet şu. Evet o partiye bakın. Bence Kübra çok güzel oynadı açılıştan sonrasını. Ben hani final biraz beyaza iyi gibi duruyordu. Değil mi? Kalefe bir hoşuma gitti ama işte maalesef hem mouse'la oynamak hem düşünmek hem bayrak mı düşecek falan derken şaşırıyorum yani. Hani çok görüyor musunuz konumu şu an? Takip edebiliyor musunuz? Ben açtım önümde. Tamam oynatalım. Yani burada siyahın rahat bir oyunu var ama sonra bir şeyler oldu. Hangi konudan bahsediyorsun? İlk an, oyunun bu vezirin G2'ye girdiği var ya değil mi? Yok bu hani senin piyonun F5'teydi at E4'ten blokaj koydun. Ha, o maç. EF5. O üçüncü maç. Kaçıncı maç? Üçüncü maç sanırım. Ha, şu berabere biten. Berabere biten, evet. Ya, tamam. Çok gitgeller oldu da onu analiz etmemizi istedi izleyiciler. Ha, vezir F6, tamam. D5 iyi hamle. Ha, bu D5'te ne oluyor? Bunu bir anlayalım. Bir saniye. Ben herhalde yanlış oyun açtım. Kübra, sen de takip ediyor musun? Ben açmaya çalışıyorum şimdi. Oyundayım. Ha, tamam. Kaçıncı hamleden bahsediyordun Selim abi? Şimdi senin debe sürdüğün konum 15. hamlede debe sürdüm. Bu herhalde iyi hamle. Ya vezir F6 çok kötü. Ben iyi olduğunu düşünmüyorum. Bilgisayar beğeniyor ama debe sürmezsen ne yapacaksın ki başka? Yani siyahın oyunu çok rahat. Öbür türlü. Yani at D5 değil de E5 alsa ne oluyordu? C5 mi? Ay pardon, C5 alsan. At E4 vuruyorsun yine. At E4 var galiba, çok kuvvetli. F4 alıyorsun ama. Bakalım oynat analizini. Fil F2, fil F6, D3, fili geri kaçıyorsun D4'e. D3 düşüyor, sonra bir de D5'te izole kalıyor. Aynen, yine D3 düşüyor ama. İzole kalıyor D5'te. Yazıyı kalır bu oyun sonunda biraz. Yok, ben vezir F6 giderken D5'e at D5 hesapladım zaten de. Sadece yani evet. D5 sürmezse vezir H6'dan sonra çok iyi gibi. Halbuki vezir D7 oynasam, yavaş yavaş iyileştirsem evet. De yeterliydi. Ya da biraz macera aradım açıkçası. Ya Kübra zaten oynayacağını da tahmin ettim ama düşününce belki oynamaz dedim. Uzun süre düşününce. Ama oynadı tabii ki. Ya ben herhalde artık şeyde edemedim. Bu bir de oyun sonunda şeyi kaçırdım ya. Fela 4'ü kaçırdım dediğiniz gibi. Hata 2 vurduğum yerde. Belki C5'te mi başlasam acaba? Bakalım. Eşit herhalde bu oyun sonu aşağı yukarı. Ama hata 2, kala 4 hala eşite yakın. Kala A7, kale D7. Buralar normal oynanıyor çok. Bir yerde kandırdı beni Kübra. Evet. At C6 falan yedirdi bana. Evet evet. Görmedim. İlkinde alıyordum hatta. Evet, ikincisini de aldım. İlkinde ne oluyordu? Bir daha söyle. Ya G6 sürdüğünde de at C6 alıyordum. Var evet, ben onu söyledim hatta orada canlı yayında ama tabii saniyeler varken. Pardon, F7. Şah F7 geldiğinde at C6 alabiliyordum. Ben de görmedim ilkinde. Şah G2 oynadıktan sonra gördüm. G6 oynayınca hemen aldım zaten. Tamam. Şimdi Mustafa fil G3 vurdu. Burada beyaz iyi vaziyette. HG... Ya mesela kale A6'ya ne oluyor? Aa, Kübra ne kaçırmışsın biliyor musun? HG3 aldın ya. Evet. FG3 alsan. Ha, F6 boşta kalıyor. F6 boşta ve yani çok zor duruma sokuyorsun ondan sonra. Evet. C6'ya basarak geliyorsun. Ya, at kenarda. Otomatikman zaten. Evet, doğru. İnsan otomatik HG3 oynuyor oyun sonu hamlesi hiç ama. Hiç düşünmedim. Kale F8'den de mat istiyor, sonra C6'yı istiyor yani. İstiyor evet. Ama yani hiç fark etmedim bile. Evet. Şimdi bu oyun sonu herhalde gene aşağı yukarı eşit. Hani ya ben şunu anlamıyorum. Oyun sonu sanki ben zorlayabilirim gibi geldi bana bu kale finalinde. Evet. Ama berabere mi bu ya? Bakalım galiba berabere değil mi? Ben biraz bilmiyorum, belki zorlayamazsın ya. Bakalım. Ya buralar eşit gibiydi ama tabii Kübra'nın vakti çok azdı burada. Piyonları herhalde bir yer yanlış sürdü. E4'ü mü yanlış sürdü? Yok. Neyi yanlış sürdüm ben? Muhtemelen FG5'i falan beğenmedim ben çok fazla belki ama şah F3 gelebilirsin. E4 sürmek yerine otomatik hamle şah F3 böyle. Aynen, şah F3 yani.
Yok, F4'ten sonra da Şah F3 olabilir Tabii tabii belki. zaten onu diyordum ben. F4'ten sonra Daha Şah pardon. Ya da mesela filde 4, filce 5 şahlar var. Yani hani filde 4 de koyabilirim. Şah F3, E3, Şah D4. Şimdi bu Yani kalemleri başından ya bu işte. kesinlikle kötü değil zaten beyaz için. Burada ben biraz da zamanı az Ya olduğu için Mustafa Kübra'yı bilgisayar denemek eşit istedim. veriyor ama bilmiyorum yani kazanç. Ben bunu bu finalle ilgili bir bilgim yok. Ya iki tane ayrık geçer kazanabilir mi Ha, ben yine bilmiyorum. kaybetmeyi başarıyordum ama ya çok güzel. Nasıl oldu da yani oyunu Kaleyi kayıba arkada getirdin? tutmadığın için oldu. Kaleyi G'den ayırınca sıkıntıya girdin. Aynen. Peki bu pozisyon bu kale finali berabere mi peki? Siyah kazanamıyor mu? Kaleci 6'dan sonra ben kayıp da ediyormuşum galiba. Bakalım. Değil mi? Bakalım Ha bilmiyorum. zaten kayıptı Kübra. Sen niye berabere yaptın? Kalemi düşürüyordun şah değil. Bakalım Bu hemen. arada vezirler çıkıldığında vezir D5 oynasan da kazançtı bence. Bakalım hemen. Evet, Aa doğru. sen kale G7 niye vurmadın hakikaten? Ben mi? Ha Evet. siz orayı görmediniz mi? Aa doğru, ben niye vurmamışım kale G7? Çok basit berabere varmış. Ha ben burada bağırmıştım hatta ne oluyor bu nedir falan Ya diye. ben kale D8 oynamasını istiyordum Kübra. Çünkü karşılıklı vezirler çıkıldığında mesela bir şahı olmasa, çünkü G6'daki şah kötü Ha. konumda. Vezirler çıkıldığında o şah diyemese hani inisiyatif bana geçecek ya. Ama kale D8 şimdi vezir D5 de istiyor. Burada bir panik oldum galiba. Herhalde Vezir şah D5 gebeşe kazanıyormuş. gitsin istedim ama şahı da gebeşe herhalde cebir şahla çıktığım için ucuz bir numaraydı yani bu da. Bunu yemedi tabii ki. Burada tam saçmalık oldu. Bu Vezir D5 kaybetmenin en kazanıyormuş yaklaştığı ama. oyunlardan birisiydi yani. Ya bu Bunu bilgisayar şey, kaybetmem bu gerekiyor. anlamsız bu arada. Yani şey anlamsız. Yani burada beyazın matı varmış ama yani insan için çok zor bunu saniyeler kala Ama bence görmek. zor değil ya. Vezir D5 şah diyecek. Kale F8 herhalde şah. Yani birkaç şahtan sonra bence mat olacak bu. Ki Evet. Kübra'nın da en son kalemi alabiliyordu. Kübra vezir B5 şah demek yerine Vezir veziri B5 kesti. şah varmış ya. Ben de şimdi fark ettim onu. Vezir Yani B5 berabereymiş Mustafa yalnız. Bak çok çılgın ama vaziyete tamam girdim. ya, onu bir alsın, ondan sonra ben berabereyi bulabiliyorsam bulayım yani. Tabii. Doğru. Nasıl beraber olacak, ben Doğru onu bir yani. Hani göremiyorum yani şu an. Magister 12 hamlede mat gösteriyor Evet. Ya o ama. deli saç tabii, o insan için değil onlar da Evet. çok heyecanlı bir şey. Bir de ilk partiyi analiz edelim Evet, ilk istediler. parti. Dönelim ona da. İlki hangisiydi? Şu Ya vezirin dur, G2'ye girdiği mi? iki yukarı vezirin G2'ye girdi. Şahımın. Ha evet, vezirin G2'ye girdi. Şu çılgın oyun. Tempo geri şey Taimanov savunması değil mi? Şimdi hop pardon. Baştan açalım. Evet, ona benzer bir şey. Sadece piyon C5'te olması gerekiyordu galiba. C7'de Şimdi olunca. burada aynı konu file İyi. F1'deyken Var. oynanıyor. File F1'de olsa at D4, at E5. Normal Taimanov'un ana varyantı değil mi? File F1'de olsa. Hangi konumda? Şimdi şu açtığım konumu takip edebiliyor musunuz? Yok, Şey. onu edemiyorum. Ha, Nereden tamam. bakacağız Yok, biz? biz yani göremiyoruz O onu. zaman ilk partiye gelir misiniz? İlk partiye. Geldik. Tamam. İlk E4 sürdü siyah. Evet. Tamam. Şimdi file F1'de olsa at D4, at E5 bu. At D5, Ya at o E4. siyah iyi olan var yani. Evet. Evet. Vezir C2, F5 filan niye mi gidecek? Evet, Tersten. işte ama fil B5'te olunca ne fark ediyor acaba? At E5. Vezir G5 bence bu yani benim gözüme çok hoş gözüktü. Vezir A4 ne oluyor şimdi? Ya ben vezir D5 oynasın istiyordum. Tabii ki yine vezir A4 gidecektim. Bu en agresif hamle. Burada bayağı düşünerek yaptı bunu Fil Kübra. D6 iyiymiş burada. Fil D6 yani iyiymiş dediğim şey. Hani hayalindeki şeyi yapabiliyorsun en azından. Şahı E2'ye Vezir nerede? koyuyorsun. Nerede fil D6? Kaçıncı Vezir hamle? G5. Evet. Vezir A4'ten sonra fil D6, değil mi? Allah Allah. At C6'ya A6 mı var? Bakalım. Bilmiyoruz. Ya alıp Evet, alıp A6 galiba. D8 de gelebiliyorum sanırım. Oha, rok diyor. Bu ne ya? Fil D6 at C6 rok diyor. Yani çünkü vezir G2 flaşı çok agresif ya. Yani Evet. o şahı, kendi şahını kurtarırsa Ya Kübra herhalde bilgisayar şey oluyor. artı bir diyor ama hani taş net taş geri yani. İnanılmaz. Fil D6 ilginçmiş. Devam edelim. Vezir G2. Kale F1. Kale F1 yerine başka bir şey veriyor sanki. Evet de çok takılmayalım ona yani, bu şey insan hamlesi bunlar. Tabii orada fil C6 iyi olabilir. Fil H3, fil Ama Fransız C6. oluyor galiba dediği şeyde. İlk fil C6 vurup sonra mı kale F1 diyor, ya Bakalım da hemen. belki. Ama bu sefer şey yapıyorum. Şah E7 oynuyorum. Fil C6, B C6, Vezir C6, Şah E7. Bak söyle Kübra. Pilav Fil C6, çıkmıyor. B Pilav C6, Vezir çıkmıyor. C6. Kale Şah E7 mi H1'deyken oynuyorsun? Şah Pilav E7 oynuyorum. çıkmıyor. Mat olma iki hamlede.
Filaris. Pardon, pardon. Filaris mi? Önce şah D8, at F7 oynarsa. Tamam, evet, çok evet. Şimdi kale F1 diyor. Anladım. Bu arada hemen bir bilgisayar varyantı vereyim. Şah D8'e şah... Böyle şey olur mu ya? Şah D1. Vezir C6'dan sonra mı? Nerede? Evet, vezir C6, şah D8. Kale F1 yerine şah D1 diye bir hamle var. Yok artık, sen onlar da artık oynanacak şeyler değil. Vezir H1, şah C2. Bak F7'yi mi durduramıyor? F7'yi durduramıyor falan filan. A8'i istiyor. Beyaz iyi. H1'i filan 3 de istiyorum değil mi bir de? Tabii tabii filan. Yani deli saçması da çok keyifliymiş bu ya. Peki oyuna dönelim. Kale F1 insan hamlesi. Fil D6 iyiymiş gene Kübra burada. Fil D6 ile devam etmen gerekiyor. Fil H3. Evet. Çünkü sıkıntıya soktu seni. Bayağı kötü bir hamle. Belli yani. Hala çok ümitsiz değil. Şah D8 tek hamle. Bravo. Tempo ile verdin. Sonra şah E7 çıktın. Bu da iyi. Hala çok net bir üstünlük yok. İnanılmaz bir şey yani. Şah F6. Bu da iyi hamle. Ben burada Mustafa bir şey kaçırdı zannetmişim ama. Yok, gördüm bunların hepsini de. Ya uzun ok atacağım bir yerde. Sadece en iyi yerde atmam gerekiyor. Onu anlamaya çalışıyorum. Ben şah E5, evet, D4 falan. Şah E5 hamleymiş. Şah E5. Ama şah E5'e ben D4 oynayacaktım. Ben F4 de, değil de. Ben de D4 düşündüm ama E3 alacak herhalde. Aynen. Şimdi yeniden artık vezir C7 mi? Şahı D2'ye saklayabilir mi? Bu şah E6. Bilgisayarın tabii korkusu yok. Ama bir tane muhtemelen şey almak zorunda kalacaksın. A3 boşta kalıyor ya. Evet evet, o zaten. Burada ne yapacağım ben? Bunu beyaza bir şey göremiyorum şu an. Çok zor konum bu ya. Nerede? Nerede? Mesela E3 aldım. Vezir C7 şah desem mesela. Şah E6. Şah D2. Yine tempo bende. Birkaç şah daha diyebiliyor muyum? İstediğin yani şah kadar D2 çıkıp vezir C8 şah desem. Tamam, F6'ya gideceğiz herhalde mecbur. Şey falan. Yani şah D2 oynayıp vezir H8 alma opsiyonum bir tanesi. Bir başkası vezir D8 şah olabilir. Vezir D8'e şah E6 gideceğim. Ben razıyım zaten. Şah D2'ne bakalım. Ha Mustafa pardon ya. Ben senin vezirini istemişim şu an. Aynen, fil C8 Farkındayım. Ben vezir D8 şah deyip şah D2 oynayayım o zaman. Ha doğru, onu unuttum ya. Şah deyip oynayayım, doğru. Sonra fil A3, vezir H8, fil D6 diye bir varyant var. Bir de bilgisayar vezir F3 ile seni perpe yapmaya zorluyor. Zorluyor değil mi? Anladım. Yo, zaten zor olduğunu anladım. Yani bu maçla ilgili F4 inanılmaz olan... daha iyi? Evet. Ama F4 daha iyi. Bu maçla ilgili inanılmaz olan şey şu. Yani hani siyah şah çıkıyor ve hala oyunda ve bayağı zormuş konum yani. Hani çok küçümsemişiz evet, konumu. Çok zor. Çok zordu bu. Devam edelim. Şah G5. Bu iyi değil diyor. At F7, şah H4. Şimdi uzun rok attı Mustafa. Tamam. Fil A3, şah C2, kale B8. Kale ya burada yine Kübra'nın vezir F1 vuracağını anladım ya. Evet. Kale B1 gitti. Çok iyi bir pratik şans yani. Ama ben vezir E4'ü biraz geç gördüm açıkçası. Ben kale F1, kale B2, şah D1, kale B1, orada beraberesi var galiba. Oo, ver varyantı. Kale F1, kale B2, şah D1, şah berabere mi? Kale B1. Kale B1, şah E2 çıkamıyorum. Fil F1 mat var. Onun için şah C2, kale B2 galiba. Beraber evet, oluyor. Berabere var. Ama burada vezir E4 çıktık biraz da piyangodan. Vezir Gerçi E4. Kale B8 ne oluyor? Vezir C1 mi var? Evet, burası şeymiş, biraz riskli sanki. Şimdi vezir H7 aldın. Şah G4'e. At E5 ile mat kaçtı. Vezir G6, şah F3. At E5, şah E4. Burası her türlü kazanç değil mi? Her türlü. Her türlü kazanç artık. Ve kazandı bu ya, şekilde. Muhtemelen kaçırdım bir şey. At F3 de kaçırmış. Evet, at F3, kale F1 de kaçırmış. Nerede? Çift açmaktır. En son vezir G3, fil G2'den sonra at F3 de evet, güzeldi. At F3. Doğru, hemen İki hamle kaçırmış. Ama zamanlar yoktu ya zaten. Evet, 1 artı 1'de daha bu tarz partiler bekliyoruz. Evet, şimdi isterseniz gene bir mola verelim, bir 5 dakika falan. Daha tamam. Sonra tekrar burada buluşalım. Tamam. Evet, güzel oldu değil mi? Evet, bu ben gene de tam beklediğim, yani bir Kübra'nın bir galibiyetini bekliyorum. Çünkü o fırsat yakaladı. Yani sonuçta bu seviyede bir oyuncunun 12 maçta 3-4 kere fırsat yakaladığı zaman en azından bir tanesini hani puana çevirmesini bekliyorum. Çünkü sonuçta
vakit azaldığı zaman Mustafa da hani insan, o da hata yapıyor. Tabii. Ve yaptı da hamle kaçırıyor. Çok normal. Çok iyi, kusursuz oynadı. 5-6 tane partisi var zaten. Hani onu bekliyoruz yani. Mustafa'nın 5-6 tane partiyi çok hani kusursuz oynayarak puanlar aldı. Ama bir artı bir de inisiyatif aldı Kübra'nın ya da işte süresini onları azalttı. Onları çok azal. Onların işte o fırsatlar çok az geldi. Belki 3 kere 4 kere geldi. Ve bu 3-4'ün 1 ya da 2 tanesi çok netti. Mesela Mustafa o kale finalinde üst üste 2-3 tane hata yaptığı zaman orada artık onu bir şekilde bulup onu mesela yenmesini bekliyor. Belki psikolojik de orada bir şey var. Bilmiyorum. Bence psikolojik değil. Kübra rahat yani. Parti kazanabileceğini biliyor. Kendine güveni tam. O bir şekilde hani zaman baskısı, zorluk oluyor ama bence 1 artı 1 de çok daha yakın geçecek. Yani şu ana kadar Mustafa domine etti ama ben 1 artı 1'de daha yakın bir skor bekliyorum. Yenileyelim. 10'a 2 oldu herhalde. Skorumuz 10'a 2. Ve aradayken sponsorumuzdan gene bahsedelim. Turnuvanın sponsoru Yeni Satranç. Instagram üzerinden Yeni Satranç'ın hesabını takip ederseniz oradan İşte böyle günlük özel fırsatlar falan yayınlıyorlar. Onları oradan takip edebilirsiniz. Ayrıca ben gittim. Kendim konuştum. Kendileriyle. Yenisatranç.com'dan açıklama kısmında bulacağınız indirim koduyla %15 indirimli alışveriş yapabiliyorsunuz. Ben gittim konuştum. Yani kimse de %15 yapmıyordu. Ona göre kıymetinizi bilin diyeyim artık. Onun dışında iyi analizler verdik diye düşünüyorum. Yani da verdiniz diye düşünüyorum. Yani bilgisayar, şimdi bu devirde bilgisayar analizi altında varken kötü analiz vermek diye bir şey. Yani yanlış analiz vermek çok mümkün değil. Hı-hı. Ama izleyiciye oyunun heyecanını, kritik yerlerini, o mücadeleyi. Yani şimdi bu pozisyon mesela çok taktik pozisyon. Mustafa 2600'lük bir büyük usta ama sonuçta o da mat kaçırıyor bilmem ne çünkü vakit baskı. Ama burada önemli olan mesela bu siyah şahın F6'ya çıktıktan sonra oyunun hala devam ettiğini, oyunun hala canlı olduğunu bilgisayara hafif şöyle bir göz atacaksın. Çok varyantlara takılmayacaksın. Bilgisayar beyaza hafif iyi veriyor. Şimdi şeyi anlayabilmen lazım. Siyah kale kaybetmiş, şahla kale vermiş, şahı F6'ya çıkmış. İnsan gözüyle baktığın zaman mat olması mat gerekirken olması. Bilgisayar olmadığını söylüyorsa burada hani sadece şunu aktarman lazım izleyiciye. Bu maç çok heyecanlı, çok canlı, mücadeleli ve komplike bir maçtı. Çünkü şahınız bu kadar erken dışarı çıktı. Yani mesela şu hamleyi yapmak zorunda kaldı Kübra ve bir şekilde yaptı. Bu muazzam bir şey. Yani bunu ilk izleyen şurada mesela. Burada şah D8 oynamak zorunda kaldı. Yani bunu bilinçli mi veya pozisyon gelince mi fark etti ama şurada yani satrancın güzelliği şu hamleyi yapıyorsun. Şah diye bunu alıyor. Bir daha şah diyor. Bu buraya çıkıyor ve siyah oyunda şu an. Yani bu inanılmaz bir şey. Aynı yani bu kaleyi verip şahını siyah F6'da. Kale geri şu an. Kale geri ve şahı F6'da tehdit altında, taciz altında ama siyah şu an oyunda. Yani burada bilgisayar analiziyle milletin canını sıkmaktansa yani bu pozisyonun keyfini yaşamak lazım. Yani siyah mat istiyor. Beyaz uzun rok atarsa fila 3 var. Beyazın şah çekerek vezirinin 8'den ayrılması gerekiyor. Bu mesela çok güzel yani hızlı satranç müthiş bir partiydi yani. Çok heyecanlı güzel bir partiydi. Öyle. Burada ya Kübra hata yaptı. Eğer şah E5 alsaydı burada oyun yani daha da analizler gösteriyor ki bu pozisyon çok zor bir pozisyon. Mesela Mustafa ile analiz ettiğimiz şey. Mustafa böyle oynamayı planlıyordu ki benim de gözüme ilk bu çarptı. Sana da demiştim. Böyle şimdi tabii bilgisayarın burada bilgisayarsız doğru analiz veremeyiz yoksa hata olur. Ama mesela şu konumun güzelliği yani. Mesela Mustafa ne planlıyordu? Acaba böyle yapsam diyordu. Hayali de şu, böyle alırsa bunu da alayım. Ki mesela bu bile çok zor bir konum. Şu konum bile çok zor çünkü vezir oyun dışı, filler kontrol ediyor tahtayı. Ama mesela gene bilgisayar yardımına sığınırsan böyle bir hamle varmış. Siyah hemen beraber yapıyormuş. Ya bu muazzam bir parti. Beyazı sürekli şah vermeye zorluyor. Bu müthiş bir partiydi evet, yani. Evet yani oyuncular tercihleri de gayet şey oldu. Gayet doğru tercihler yaptılar diye düşünüyorum. Ya şanslarını değerlendirdiler. Çok kritik şeyler var burada. Hani ben hep düşünüyorum aklımızda şu konumda en azından aklımızda hep uzun rok var. Bir uzun rok atsak kaybediyoruz. Fil A3, şahla arkadan vezir düşüyor falan. Hani bir hamlede her şey değişebiliyor burada. Evet. Ya şu an tabii evet yani onu dikkat etmesi lazım. Hani hızlı satrançta yani burada mesela saniyeleri kalsa beyaz kaybedebilir yani şu maç. Ya ortalama oyuncular burada hadi oynayın desek vakit azsa çok tehlikeli. Evet. Hani kim oynasa o kaybeder öyle diyeyim yani. Evet, muhtemel.
Şimdi işte 1 artı 1'de çok daha yakın bir mücadele bekliyorum. Çünkü Mustafa'da bir de konum ilginç geldiği zaman hani seviyesinin verdiği bir gereklilik olarak bazen konumun derinliğine dalıyor. Bunu birkaç kere yaşadı. Ama işte tabii şu an skor avantajı var, rahatlık var falan. Bu bir dakikada olur mu gene ama. Gene 1 artı 1'in ilk maçında falan evet, belki. Yani böyle bir şey olursa Kübra'nın en daha çok daha dengeli galibiyet alacağı bir altılık bir periyot bekliyorum. İstiyorum da ki biraz daha denge gelsin oyuna. Yani çok tek taraflı bakalım, olmasın. Biraz daha mouse kabiliyetine bağlı. Evet. Bakalım ne olacak oyuncularımız. Evet. Kübra da geri gelince başlatabiliriz. Mustafa gelmiş. Kübra da şimdi geldi. Evet. Varsa eklemek istediğiniz ya da söylemek istediğiniz bir şey. 1 artı 1 oyun partiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Kübra 1 artı 1'de senden ümitliyim ya. Bakma şanslıydı yani. Evet, dinledim seni Selim abi. Bakalım yani bilmiyorum. Hani tamamen amacım keyif almak. O yüzden muhtemelen böyle oynadığım için de iyi partiler çıkıyor. Güzel yani partiler. Kendince. Bu ilk parti muazzammış bu. Şimdi biraz analiz ettim de bu şah D8 gidiyorsun. Vezir A8 şah tempo oynadı değil mi Mustafa? Ben bitti dedim. Pozisyon canlıymış. Yok ben demedim şahsen Selim abi. Sen fark etmişsin yani. Belki herhalde heyecanlandın ama ben o F1'deki kaleyi kurtarmadığın sürece oyunun bitme şansı yok. Evet sen şimdi ben izleyici gözüne bakıyorum. Bir ilave vermem lazım. Bir hani şah meydana da çıksa mat olmuyor. Ben anlamadım ama dediğin gibi hani en azından bir berabere herhalde en kötü çıkacak cepte gibi düşündüğüm için daha rahat oynayabildim yani Kübra'ya göre. Çünkü onun hamle kaçırma lüksü yoktu. Benim büyük ihtimalle belki vardı benim. Bilmiyorum. İnsan... Ama yani farklı geçiyor. Taktiksel anlamda karmaşık oluyor bazı oyunlar. Tabii Kübra hani zaman anlamında çok çok hani pratik yaptığını düşünmüyorum. Yoksa hani çok daha fazla da bence sonuç alırdı. Zaten 1 artı 1'de de ne olacak bilmiyorum evet. Yani. Biz de o zaman hemen geçelim. Biz de heyecanla bekliyoruz yani 1 artı 1'leri. Evet. Başarılar dileyelim. Hem biz mikrofonu kapatalım. Evet. Hemen şunları hızlıca kapatıp dediğim anda kapatamayıp bekliyorum. Şurada televizyon işareti çıkmasını. Skor tablosu gözükmüyor. Leech'in skor tablosu gözüküyor. Yenileriz. Gözükür. Televizyon geldi. Evet şimdi bir dakikanın kaymışsa pek analizi olmaz. Şey keyfini çıkarmaya bakalım. Kaymışsa Kübra yapacak hiçbir şey yok. Aynı varyantı tekrarladı. Burada şeye bakmamız gerekiyor bir dakikada. Oyuncuların zamanlarını nasıl kullanıyorlar yani. Yani bir dakikayı ne kadarını şeyde kullanıyor. Mesela bazı oyuncular, şimdi bu gerçi 1 artı 1 ama örneğin ben hiç durmam yani süratli başlarım ve sonuna kadar hani böyle çok kritik bir yer gelmedikten sonra birçok hamleyi hızlı hızlı oynamaya çalışırım. Bir sürü arada hata yaparım ederim. Bazı oyuncular mesela daha dengeli kullanırlar. Şimdi göreceğiz tabii artı olması çok önemli. Kübra beyaz değil mi? Biraz alışkın olması. Bir daha yenileyeceğim. Tamam. Skor doğru. Skor doğru. Yayına gidiyor mu gitmiyor mu herhalde onda biraz şey oldu. Belki güzel. Skorunda. Şimdi demek istediğim şey anladım. Mesela Mustafa 36 saniye düştü. Ne oldu? Ata 6'da kaldı. Açılıştan iyi çıkamadı. Şu an beyaz üstün vaziyette. Çünkü siyah atla 4 tane hamle yaptı. Zaten gözüküyor. Bu garip bir şey oldu. Şimdi mesela bu tarz konumlarda ne kadar hızlı hamle yapabildikleri önemli. Mesela burada hemen rok mu atıyor? Yoksa analiz mi ediyor bu konumu? Ata 4'ü mü hesaplıyor? Hemen rok mu atıyor? İşte o düşünüyorlar. Hata bunlar çok hemen Zeitnot'a girecekler. O çok erken. Mesela bu rok hamlesi mesela çok düşünüyor anladın mı? O hemen atacaksın orada. Yani hesaplayıp olmadığını görüp oynadı değil mi? Çok şey evet hemen atacaksın orada artık. Bir şey kaçıyorsa da kaçıyor. Çünkü zaman çok büyük faktör. Hemen kaleyi aynen. Debire cebire bir yere geleceksin gibi. Yani bu 1 artı 1. At çok, B3. B4 sür tabii sür. Evet ama güzel. Ama şimdi at B3 olmadı. At C4. Tamam kötü kalabilirsin yani. Bir dakikada her zaman şans çıkacaktır. Bir dakikalık oyunda her zaman şans çıkacaktır. Gene psikoloji önemli olacak ama. Şimdi ilk oyunu kim kazanırsa ikinci oyunda bir ferahlama olacak. Mesela saldırıyor ne güzel. Dandum gel oradan tabii. E5 F5. E5 F5. Güzel. E5 F5. Sürdü F5 ama elinde şu an. Yapma ya o fili verme Kübra'ya. Piyonu mu alacaksın? Ama alamazsın o piyonu zaten de alma zaten. D5 F5.
üç hücumu yapması yapsa iyiydi ya. O hücumu yapsa iyiydi. Şimdi vezir şimdi kırışıldı. İlginç bir konum oldu. O beyazın oyun sonu fena değil gibi. Yani şah blok D4. Blok koydu. Güzel oldu. At C3. At C3. At, tabii tabii güzel oldu. Oha. Ama bu tabii açmaz. At D2 mi oynayacak? Evet at D2. Bu da iyi hamle. Bir piyon almaya. Kübra'nın çabuk olması lazım. Bir piyon bıraktırdı. Bir şekilde oyun ortasında gene Mustafa'nın süresi daha iyi kaldı. Açılıştan kötü çıkmasına rağmen. Kaleci kim oynayacak? Onu aldı. F5 güzel. C4 aldı. Sürecek F6 herhalde. Mecburen evet. Yok bir siyah kazanç vaziyeti oldu. Şey yapamadı. Olmadı. Gene belki berabere şansları olur diyeceğim ya ama. Burada şey, bir dakika her şey olur tabii de. Heyecanla izleyeceğiz. At E4. Kale G4. Şah E5. Bunu da yap. Onu da bıraktı. Artık iki kanatta da geçer olduğu için çok çok zorlaştı. Yok kayıp zaten fil yani attan daha şey terk oldu. Evet hemen ikinci oyuna geçelim. C4 geldi. Var mı ekranda sıkıntı? Ben bu konumu oynamıştım. At A6 oynamıştım burada. Mustafa Beyaz taraşvari pozisyon oldu ama tempo siyah çok güzel tempolar kazandı. Flef altı güzel siyah açılışın gerektirdiklerini yaptı şu ana kadar. Şimdi kale E8 gibi bir hamle olabilir. Vezir B6 E3. Tamam okey okey kale E8 gene ya da fil D7. Kale D8 ya da C8. Kale... Beyaz biraz daha pasif kaldı ama çok izole şey piyon var ama siyah açılıştan şey iyi çıktı yani normal şey çıktı. İstediği gibi çıktı. Güzel. Bir piyon. Gitti evet onun şey. D5 piyonu. İnisiyatif bir şeyler oldu. Uf ne oluyor ya? Kale D3'e girdi ama. Şimdi nasıl çıkacak? Bu ilginç şeyler oluyor. Çok ilginç şeyler oluyor. File E4 gibi şeyler acaba? File E4 vardı. Ama piyon almayı tercih etti. Şimdi kaleyi kale C3'ten geri çıkacak ama. Ya da kale D2 oynayacak. Daha agresif bir şey yapacak. Ne yaptı? Kale mi verdi Kübra? Uyudu mu? Uyudu herhalde. Ay. Kale uyudu. Terk oldu. Terk oldu. İkinci oyun sonunda 2-0 oldu ve tekrar beyazdayız. D4, D6. Bakalım Şahin'de mi dönecek? Bence ilk partide E5, F5 sürüp Kübra orada hani bir hücum şansı vardı. Onu orada inisiyatifi ele alsa ikinci maçta farklı olacaktı falan gene. Ya onu demeye getirmiyorum da yani mesela şey demeye getiriyorum yani inisiyatif elde edebileceği fırsatlar vardı onları şey yapamadı iyi değerlendiremedi. Mesela orada da açılışta Mustafa iyi kalmıştı ama orada o fırsatı verdi F4'ten sonra E5 F5 saldırabilirdi. Şimdi fil gibi, fil gebeş herhalde. Fil gebeş, fil D2 gibi bir şeyler mi? Fil gebeş, vezir B6. Herhalde öyle olacak. H3 sürmesi gerekiyordu. Bu tip varyantlarda hep C6, H3. Hani her iki tarafında otomatik hamlesidir. Onları yapmayınca vezir B4 ya da A6. Vezir A6 güzele benziyor. Vezir A6 oynamadı. Yapmadı, önce yapmadı. C7 yaptı. Tekrar file 3 mi? Yok. Şey yapayım. Şimdi C5 geldi. C5. İlginç hamle. C5 biraz harbiden değişik oldu. Ne olduğunu şey yapamadım. Biraz süresi de azaldı Kübra'nın. 42'ye 20 oldu. Süreler. Kübra yine agresif işlere girdi. Ne oluyor anlayamıyoruz. C5. Evet. At E5'e şahla geldiği için o piyon bedavaymış gibi oldu. Bir inisiyatif aldı mı beyazlar bu piyonlar karşısında? Yani belki zannetmiyorum kale, çünkü. Kale A1, at C5. İki piyon çünkü. Yani siyah C8 filini F5'e çıktıktan sonra herhangi bir yere çıktıktan sonra
Kaleye bir. Tamam. Şimdi atlar da değişilirse C6'yı mı tutması gerekecek? Kale C8'i evet. Tuttu. Yani iki piyon üstün. Evet. Neredeyse inisiyatiflerin de eşit olacağı bir oyuna gireceğiz ki fil D4'ten sonra. Yok, siyah net kazanç için vezir D5 şah çekecek. Oo. Kazandı gene. Evet. Evet, gel. Evet, Kübra'ya kazanç getirmeye geldim. Bekliyorum. Hala bekliyorum ama. Evet. Hemen şey dönelim. Şey hemen ha. Yine Katalan. Kübrasya. Neyi düşünüyor? DC4 mü? Aa, çok çok düşündüm. Görebilir miyiz şeyi? Evet. Skype'ı görmemiz lazım. Allah Allah. Düşündü hakikaten onu. İlginç bir... Şöyle yapalım. Bu arada Mustafa Yılmaz dün o kadar alıştırma yaptı ki bu konuda. 2 saat. Ya artı ol, tabii artı bir ama yani artı bir de insanı gene çok şeye zorluyor. Şimdi Mustafa H3 sürecek büyük ihtimal. Sürmedi, bu da iyidir. E5 deneyebilir miyim burada? E5, D5, C7 boşta ama yani deneyebilir çünkü bu da vakti bitiyor Kübra'nın gene. Bu at C6'lı sistem iyi olmadı çünkü C piyonu boşta kalıyor. Dediğin gibi herhalde deneyecek mecburen. Evet, mecburen. Mecburen böyle bir feda yapacak. Ama oradan flash 3, milaş 3 ama yok bu sefer E7 boş, flash 3, vezir E7. Taş, olmadı, taş boşta. Yok, vezir E7 alınca at G4 var. Mustafa da onu şimdi anlamaya çalışıyor. At G4 mi atıyor, bir şey olur mu ona bakıyor. Yani at G4, at F3. H3'den sonra bitiyor herhalde. Evet. F4. Mecbur değil tabi. At G4 son şans olarak gözüküyor ama direkt terki seçti. Evet, rövanşa geçelim hemen. O arada şunu bir yenileyelim. Bu kadar yavaş kalmaması lazım evet, bence. Evet. Yani bir dakikalık oyunda ya en hamle... azından çalışıyor. Yani 10-15 hamle. Şey orada bir daldı bir şey oldu herhalde. O pozisyonda farklı bir şey denemek istedi. Şu an gayet iyi tempoda oynuyor. Bir de 1+1'in özelliği şu rüzgarı arkasına alan hemen bitiriyor evet. Yani işi. Şu an olduğu gibi hakikaten yalnız şu an beyaz biraz daha iyi gibi evet, duruyor. Evet, beyaz biraz daha iyi gibi ama bu da şey normal bir konum. Yani normal bir konum yani fazla bir şey yok. Vezirim C2'ye dönsem acaba ama onun için tempo yapmadı bile. At B3, at D4 herhalde o tarafa evet, şeyler evet. Oynayacak. Mesela bu mesela normal açılıştan çok normal çıkıldı. Şimdi mesela burada bir şansı var ki at D4 tamam. Çok tamam. Güzel vaziyette evet, beyaz. Evet. B5 falan. Çok süper, harika. Mesela şu anda beyaz güzel, iyi, fakat iyi vaziyette. 1+1'lik bir konum değil. Yani hani tak 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 kazanma G4 olayı sürecek? Kolay değil. G4 of. Güzel, gayet güzel. Her şey çok güzel gidiyor ama C4 boşta şimdi. Çok merkez. Ha onun da C4'de alabiliyor mu? Aldı. Evet, D6 boşta değil bir şekilde. Ama şöyle bir şey var. G5'i düşünüyor herhalde. Ama yok, vezir F5 var. Vezir F5 yok C4 mu? Boşta. Ben de G5'i alacağım en son. Vezir at, G4 ha böyle. Ha, at E7'lere baktım ama. Bu o, nedir? Ne oluyor ya? Aa bir dakika. Terk etti, uydu. Güzel sen. Uydu. İyi, iyi vaziyet elde, yani normal evet, vaziyet elde. Son oyuna geçiyoruz.
Evet. Son oyundan sonra 1+1'ler benim beklediğimden çok daha tek taraflı geçti. Evet, yani şey olmadı yani, dönme olmadı hiç. Bir ilk oyunda olabilirdi. Psikoloji işi gerçek oldu biraz da. Evet, hızlı bir değişme ya. Fil C5 artık at C6 fildeydi. Hızlı hızlı koyacak herhalde. Dışa E7 öyle bir teorik hamle vardı ya, bunu hatırlamaya çalışıyorum. Fil B7'den. C6'ya geliyor mu gelmiyor mu? Şimdi... File F3'de oynayabilir önce. Evet, önce File F3 geldi. Sonra C6 tempoyla. O zaman kale A7 oynayacağım. At C5 kale C7 oynayacağım. Evet, öyle oynayacak. Güzel. B4 herhalde. Tamam. Her şey beklediğim gibi gelişiyor. Beyaz. Yani o at çok kuvvetli ama fil B değil, onu sökebilir mi? File E7'ye oynasam. Bence evet. A4 B5 ile o atı da perçinlemek istiyor. Şimdi, fil B7 B5. Of, B5 çok tehlikeli çünkü ben B5 sürsem A hattı açılacak. Çok tehlikeli. At F6 oynasam mesela. A5 o normal. Şimdi B4'e gidecek herhalde. Tamam. Fil F4 otomatik oynadı. Oo. Yok, bu da çok şey oldu yani. Pozisyonel. Açılış. Değil, hatta şey hızlı bir şekilde. Piyon gitti şu an. Zaten taş da gelişemedik çok fazla. Çok kötü oldu. Terk bir konu kaldı. Evet. Evet. Fil D4 çok basit hamle. B6'yı almak için. Yani evet, doğru. En basit onu yapar. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Terk yeterli. Terk olacak. Evet. Ve hem turnuvanın sonuna, daha doğrusu hem bu section'ın sonuna geldik hem de turnuvanın sonuna geldik. Toplamda 16'ya 2 oldu. Öncelikle... Tebrik ederim Mustafa. Evet, ben ederim. Ben de Mustafa'yı tebrik edecektim. Evet, nasıl geçti? Kübra, senden başlayalım önce. Nasıldı? Ya şöyle söylemek gerekirse internette çok oynamaya alışkın değilim. Daha doğrusu mouse'da oynamaya çok alışkın değilim. Zaten belli oluyordur. Hele ki 1+1 benim için tam bir felaket. Hızlı yani karar veremiyorum hani internet üzerinde oynadığım zaman. Daha kötü maçlar çıktı, öyle söyleyeyim yani. Hani hızlı oynayayım derken bence kalitesiz maçlar oynadım. Yani tebrik ediyorum Mustafa'yı. Umarım bütün turnuva boyunca gayet iyi gider. Ya zaten evet, 5+2'de özellikle bir hızla başladın ama 1+1'de mesela orada bir şey göremedik. Muhtemelen psikolojiyle alakalı. Biraz böyle üzgünlüğün getirdiği hani bir şey de yani, olabilir diye düşünüyorum. O da olabilir. Bir de tabii yani 18 maç yaptık sonuçta. Hem yorgunluk, alışkın olmadığım için tabii bunların hiçbiri bahane değil ama yani psikolojik de olabilir hani üst üste kayıp almak. Hı-hı. Sonuçta yani etkilemiş olabilir. Mustafa sen ama ne ben diyorsun? Ben keyif aldım yani hani gerçekten. Bence üstü falan değildi. 1+1 farklı yani, bir satranç yani orada iyi hamle yapma tasandan ziyade kötü hamle ya yapmama gibi bir değil. Üzgün demeye çalışmadım. Psikolojik yani, olduğunu zannetmiyorum ben yani. Normal oynandı oyunlar yani şey. Psikolojik bir durum değil de bir dakikalık oyunda çok bambaşka bir satranç o Kübra. Ne oyuncular var? Büyük usta bile değil mesela. Çok iyi 1+1 oynuyor. Veya tam tersi. Bazı büyük ustalar çok çok kötü oynuyor. Bazıları çok çok iyi oynuyor falan. Hani bambaşka bir oyun o yani. Evet, maalesef yani hani çok kötü olduğum bir nokta. Yani sonuç 6-0'la zaten sonuçlandı. Evet Mustafa, tebrikler. Sen ne düşünüyorsun? Ya zaman biraz daha daralınca tabii ki Kübra hani kendi oyununu oynayamadı. Kendi söylediği şeyler de zaten çok normal. Hani daha önce çok bir pratiği yok diye düşünüyorum. En azından benim kadar pratiği yok internette. Ama benim de mesela diyelim Bahadır Özen kadar pratiğim yoktur. Hani ben de onunla oynasam o da beni mahvedebilir. Hani bunu tahmin etmek çok kolay değil.
Ama diğer tempolarda Kübra çok güzel oyunlar çıkardı bence. Hani bu bunda çok zorlandı ama 5 artı 2'de ve 3 artı 2'de çok güzel oyunlar, kaliteli oyunlar çıkardı. Yani birçok oyunda oyunu da kazanabilirdi. Biraz şans da benden yanaydı bazı oyunlarda. Ama çok kolay değil yani onun için. Hem de hani bu onca yani ülkenin en yüksek reytingli erkekleriyle hani oyuncularıyla oynamak için bu yarışmaya katıldığı için ben Kübra cesaretinden dolayı kutluyorum. Evet. Şahsen yani bu cidden herkesin alabileceği bir karar değil. Ama o da keyif aldığını düşündü. Yani keyif aldığı sürece bence hiçbir problem yok. Çünkü kesinlikle gayet yani, güzel geçti benim için. Yani daha fazla keyif alamazdım herhalde. Ya dün mesela ben 2-2,5 saat oynadım. 1 artı 0 oynadım. Orada da benim neler çektiğimi yani YouTube'dan izleyebilirsin. Ben de yani 70. 80. gittim turnuva boyunca. Bir de insan birkaç mağlubiyet aldı mı böyle iyice siniri bozuluyor. Ya da bazen zamanlar kaybediyorsun. Başka şeyler. Hani biz ne de olsa hani sonuçta hırsız satrançlarız. Bir şekilde onu kafadan atmak kolay olmuyor. Kesinlikle. Ama bu yani sonuçta bu eğlence için oynanmış. Hani sonunda bir şey olduğu yok. Onun için ben sana da teşekkür ederim, organizasyon için tekrardan teşekkür ederim. Umarım devamı gelir bu tip organizasyonların. Başarılar diliyorum geri kalanda. Zaten yayınlandığı sürece ben de diğerlerini izleyeceğim. Vallahi katıldığınız için çok teşekkür ederim. Kübra, senle de konuşmuştuk, sen internette oynamadığını daha önceden söylemiştin zaten. Evet. Yani katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ne demek, teşekkür ederim. Mustafa'ya ayrıca teşekkür ederim. Dün Lee Chess, bugün tekrardan ekran başındaydı. Selim abi, sana dönelim. Sen ne düşünüyorsun bu? Sen bu arada hiç durmadan ben alışkınım. Ben 5-6 saatte yaptım. Yani ben 1 artı 1'de biraz hayal kırıklığına uğradım. Ben Kübra'nın galibiyet almasını bekliyordum bir tane. Çünkü ben şöyle düşündüm. 5 artı 2 ve 3 artı 2'de bu kadar şans elde ettiyse, hı hı, orada da bir baskı uygulayıp Mustafa'yı bir yerde hataya zorlayıp hani bir yer bir iki tane sıkıştırabilir diye düşünüyordum. Hı hı. Ama olmadı. 1 artı 1 çok tek taraflı geçti. O yüzden maçın hani 5 artı 2 ve 3 artı 2 kısmına bakarsak güzel 5-6 tane çok dengeli, çok mücadeleli. Evet, gidip gelen maçlar olsun. Yani Mustafa'nın açılıştan iyi çıkıp bastırıp kazanmadığı 5-6 tane maç heyecanlı, güzel geçti. Kesinlikle. Birkaç maçta tabii o rating farkı kendini hissettirdi. Yani ben de Mustafa'yı oynasam birçok maçta böyle kötü vasetip yavaş yavaş ezilip en son bir hata yapıp kaybedeceğim. Yani o engellenemez bir şey ama mesela işte ilk parti bana çok ümit verdi. İlk parti Kübra abi başladı, bastı, onu aldı falan. O tutmaya çalışıyor, savunuyor falan. Kazançlar at boşta, kaçıyor bilmem ne falan. Onlardan görsek biraz daha yani bu skor hani yansıtmazdı yani. Hani biraz şey oldu tabii. Evet. Oradan kazanç çıkmaması yani aslında. Mustafa'nın galibiyeti tabii ki sürpriz değil. ama biraz fazla oldu bu yani bence. Yani o beklenen bir şeydi zaten yani kazanması. Evet, çok teşekkür ederiz. Bu arada Emre de gelmiş olsun. Teşekkür ediyoruz oynadığınız için. Ayrıca Selim abiye de çok teşekkür ediyoruz yorumlarıyla bize destek olduğu için ve kabul ettiği için bizi. İstersen kampanyadan da bir bahset. Sponsorumuzu da burada tekrardan söylemiş olalım. Onlar da 3 saat bizi takip etti. Bu arada siz de 3 saat burada oynadığınız için, katıldığınız için çok teşekkür Kaç ederiz. Kaç izleyici oldu pik anlamında? 390'lara 400'lere kadar çıktık bir pik anlamında. Harika. Ya bu da hakikaten büyük bir rekor bence. Ben eminim yani final maçında çok daha yüksek rakam olacaktır yani. Ki buraya gelenler diğerlerinde de yavaş yavaş katılacağı için artık bence hani 1000 bir rekor olur. Umarım ona yavaş yavaş ulaşmış oluruz. Yeni Satranç'a çok teşekkür ediyoruz. Biz de onlarla bir kampanyaya imza attık. %15 bir indirimi var. Eğer şu an açıklama kısmındaki kuponla gidip onlardan alışveriş yaparsanız. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Bu arada tabii unutmamak gerekiyor. Kübra sen de Mustafa sen de bir oyununuzu bizlere söylerseniz ona göre biz de en iyi oyun seçeceğiz. Hangi oyun olsun istersiniz, öyle diyeyim. Şimdi mi söyleyecekler? Ya gerçi acelesi yok. Şu an hani sanki hadi bakalım seçin gibi oldu. Bence Mustafa'nın kaleciye 6 vurduğu parti çok güzeldi.
Kaleci evet. Şu tersten Neidorf gibi olan evet, mı? Tersten E5'te. Evet ben de hoşuma gitti o. Bence en kaliteli parti Mustafa adına oydu. Yani çok güzel pozisyonel ve ufak taktikler içeren çok güzel bir parti. Bu sizin sürekli Vezir F1 hesapladığınız da çok güzel ama hani oyun olarak güzel. O evet oyun olarak. Ama orada bir strateji var. Yani strateji ve küçük taktik motifler iç içe. O yüzden ben o bence partiyi beğendim. Bence bu Kübra'nın E6 oynadığı şu hani bence kazanması gereken parti de güzeldi. E6 oynadı ya. Evet yani F5 at H4 kale F6 bilmiyorum Vezir B3'ten sonra. Evet o... yani C4 oynayamıyorsun ve B3'ten sonra kazanç olmalı da ben hani ya bence GH4 alabilirdim basitçe. Muhtemelen birçok şekilde pratikte kazanırdın ama. Orada evet kale A1 bence iyiydi. Kale A1. Yani... Aynen. GH4 şah 1 kale G1 hiçbir şey yok yani. Evet, H5 kale G6 hiçbir şey yok yani. Evet, o kazanman gereken bir maçtı. Evet, o E6'ya piyon ben gibi. Ben E6'yı uyudum yani o maçta. Uyumuş bak, onu da doğru tahmin. 3-2 miydi? Evet, onu Emre ile birlikte kaçırdım. Ben E6'yı bilerek mi izin verdi, uyudu mu? Hani ben de bilerek yok ya, kimse izin vermez öyle bir şey. Ben öyle tahmin ettim. Evet. Evet, maçtan sonra da tekrar bunu, pardon, yayından sonra da tekrar konuşmuş oluruz. Evet, çok teşekkürler. 3 saatin sonunda yayının da sonuna geliyoruz. Herkese katıldığı için, izlediği için teşekkürler. Siz oynadığınız için teşekkürler. Selim abi sana da teşekkür ederiz. Rica ederim. Benim için de büyük keyifti. O zaman İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar Kübra. Yayını yavaştan kapatıyoruz. Hoşça kalın diyelim.